هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله وما توفيق واعتصام الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا والعقبة للمتقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sizlerden sonra Bukhara Şerif'e gittik. Semerkant Şerif'e gittik. Taşkent Şerif. Bunlar tabi kıymetli beldeler. Hepsinde ulema var, evliya var. Bazı peygamberler var. Danyal Aleyhisselam var. Her ziyarette sizlere dua ettik. Bize Allah için gelenlere, sohbete Allah için gelenlere, Allah için dinleyenlere, Allah için sevenlere. Hep bu dualara ilhak ile diye tabi çok dualar ol. Bazen 40 dakika dua alıyor. 30 dakika, 40 dakika, 30 dakika, 40 dakika. Onları da işte şimdi çektiler bazı arkadaşlar ondan ondan birleştirip de sitelerimize atacağız inşallah duaları da. Siz de şahit olursunuz. Yani sizin adınızın geçtiğine dair mübarek Bukhara Khorasan'dan sayılıyor. Khorasan deyince şimdi İran'dan falan zannediyorlar. Halbuki Khorasan Türkistan. Bukhara da Khorasan'dan sayılıyor. Mavera Nehir Khorasan'dan sayılıyor. Onun için Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin sözü daha iyi anlaşıldı ki Hazreti Mehdi'ye Türklerden yardıma ordular gelecek. E bu hadis-i şerifteki Ebu Davud hadis-i şerifindeki Khorasan'dan e, Horasan'dan siyah sancakların çıktığını gördüğünüz zaman şimdi bu IŞİD falan bunlar siyah sancak nereden çıktı? Irak'tan. Onlara uymayın diyor. Onlar hak, hakkı söylerler, hakkın ehlinden değiller diyor hadis-i şerif. Ama Horasan'dan siyah sancaklar gelince onlar Türklerdendir. Yani Seyit Maliki'nin o sözünü şimdi daha iyi anladım. Çünkü Bukhara, ve mavera nehir Türklerdendir. Onun için sizden yardım gelecek Hazreti Mehdi'ye. O bu Davut hadisidir. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman Fe'tuha İzâ râytum râyâti min Khorasan <laughs> Fe'tuha ve Kar üzerinde emekleyerek bile olsa yani yollarınız tıkansa çok zor da olsa o orduya kavuşun. Allah çocuklarımızdan nasip etsin. Amin. Fe Allah Mehdi. Allah'ın halifesi Mehdi'ye yardım o orduyla gidiyor. Demek onlar yine bizim millete nasip olacak ya. Yine bizim millete nasip olacak. Şerefli Türk milletidir, mübarektir ya. O bölgelere böyle. Tabii şimdi yeniden bir canlanma var gençler maşallah. Taşkent'te cuma kıldık hep yaşı 30'dan aşağı bütün cami dolu bütün. Allah artırsın, Allah muhafaza etsin. Eyyub Aleyhisselam Bukhara'ya kadar gitmiş. Ulema'dan birine sordular, Bukhara'ya, Khorasan'a peygamberlerden giden var mı? Eyyub Aleyhisselam gitmiş. Ona çok güzel ikram etmişler, yedirmişler, içirmişler, misafir etmişler. O da Ya Rabbi, buraya açlık musallat etme diye dua etmiş. Feye mübarek la yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar Buhara mübarektir. Ya. Semerkant hadis şeriflerde geçiyor. Elkan fi zikri ulema Semerkant Ömer Nesefi meşhur akaid kitabımızın sahibi medreselerde okutulan itikad kitabı Ömer Nesefi'nindir. Onun şerhi İmam Taftazani'nindir. Ee, Ömer Nesefi değildir bizden. Bizim e, itikadi mezhebimizden. Onun Semerkant uleması hakkında e, bir eseri var. 550 tane şeyhten hadis aldım diyor. 550 şeyhten. Koca Ömer Nesefi. Orada e, hadis-i şerifte Mavraun Nehir'de e, bir şehir var. Adı Semerkant'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onun kadını, ehli, çoluğu, çocuğu hepsi mahfuzdur ve korunmuştur diyor. Evet. E, Timur Timur Lenk Danyal aleyhisselamın kabri şerifini getirmiş oraya mübarek adam, ee, şeyhlere çok hürmet ederdi. Kendi de şeyhinin ayak ucunda yatıyor. Şeyh Seyit Bereke Hazretleri, Büyük Seyit Timur Lengin Şeyhi. Onun ayağının ucuna yatırmış kendisini. Seyit Emir Külal bizim şeyhimiz, Şahın Akşimendi Hazretleri'nin şeyhi. Onun oğlu Seyit Ömer Hazretleri de yanında yatıyor. Ondan dolayı onda türbesini ziyarete girdik çünkü iki tane seyit ve şeyh var. Onlar da ziyarete girdik. Ziyaret ettik elhamdülillah. Danyal Aleyhisselam Irak'la İran'ın sınırında Şuşi Danyal diye bir yer orada bulmuş. Bakmış orada hiç savaş çıkmıyor, harp olmuyor falan. Sormuş burada niye bir şey hiç olmaz? Demişler Danyal Aleyhisselam var. O zaman demiş ben onu alayım bizim oraya götüreyim bizim ora muhafaza olsun. Timur bu yapar. Ondan sonra Daniel Aleyhisselam'ın uzun kabri Hep Facebook'ta attık resimlerini. Bakıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Bizim Facebook'ta ne yedik ne içtik diye bir şey yok. <laughs> He. Peygamber kabirleri, sahabe kabirleri, evliya kabirleri. Altında dipnotlar bir şeyler bir şeyler. Evet. Onlar işte tabi dergide daha yer, yer çok bazı yetmiyorum Onları da toparlayacağız daha. Dualar ettik elhamdülillah. Silsile-i meşayihimizden en büyük şeyhlerimiz orada Abdülhalik Ucduvaniler, Arif Rivi ve Geri, Mahmud İncir Fahnevi, Hace Azizan, o ha 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 harcam dedir ama makamı oradadır iki oğlu ile beraber, iki oğlu oradadır. Ondan sonra Hace Muhammed Baba Semmasi, sonra Seydemir Emir Külal, sonra Şah Nakşibend Sonra Semerkant'e Ubeydullah Ne büyük şeyh, ne büyük veli. Efendim, bunların hepsinde ziyaretler oldu. İmam Kelabazi Bukhari'de, çok büyük zat, taarruf sahibi. Önümüzdeki ay dergide onlar hakkında bilgiler sunacağız inşallah. Seyfuddin, ee, Şeyh Seyfuddin Baharzi, efendim, e, Cengiz'in torununu Müslüman etmiş. Bir şeyh Müslüman, onlar Bukhara'yı işgal ettiler, iştirah ettiler. Sonra o şey Efendi Kübreviye meşayihinden, o geldi, ee, onu Müslüman etti. Yeniden bir şeyh memleketi kurtarır. <laughs> Allah Allah. E şimdi istilacıyı Müslüman edersen ne olur? Bela biter. Ondan sonra Severkent'e yine e, Şeyh Burhanüddin Sagacı, o da e, Efendim Çin İmparatorunu Müslüman etmiş. Allah Allah. Ne büyük işler ya. Şimdi savaşta savaş füze, atom, gemi, bilmem ne, dünya giriyor birbirine. Ev, evliya Allah, bir şey efendim, bir Müslüman ediyor adamı. Bütün memleketler kurtuldu. Ya. Onun için sohbet, sohbet, sohbet. Nasihat. Kılıç cihadı adam yitittirir. Vaz cihadı adam kazandırır. Onun için biz yani bu cihada ağırlık vereceğiz. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Öbür cihat da meşrudur. Velakin Birincisi gücümüz yok. Gücün olmayınca otur aşağı diyor. Ve la tehlike. Kendi ellerinizle kendisi tehlikeye atmayın. Açın Suriye'dekiler kalktı ayağa. E güçleri yokmuş. Zamansız çıkış yaparsan Allah muhafaza etsin. İşte bir Nusayri Melo'nun yüzünden yüz binlerce Müslüman perişan oldu. E şimdi bunlara kalkın ayağa diyen de mesul olur mu? Olur. Çünkü neden? E gücün yok. Gücün olmadığı vakitte düşmana karşı çıkmak nedir? İntihar. Hesabını kitabını doğru yapacaksın. Tabii ki e, zulme rıza göstereceksin anlamında değil. Zulme rıza göstermeyeceksin ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaç sene neler çekti? 13 sene. E, ne yapsın? Hadi kalkalım diyene otur aşağı dur dedi yani. Kestirme bütün Müslümanlar garibanlar de, değil mi? Ne Medine'ye gidersin, altyapını yaparsın, İslam devleti kurulur falan değil mi? Ondan sonra yani İslam tarihine baktığın zaman gösteriyor bize. Onun için Evliya Allah harp olduğu zaman cihada da gidiyorlardı. Müritlerini de alıp gidiyorlar. Hazreti Fatih İstanbul'un surlarına geldiği zaman bütün tarikatlar, şeyhler ve müritleriyle buraya ona yardıma geldiler. O Allah Semerkant'ten manen geldi. Hazreti Fatih'in ümidi kesilmişti. Birden zuhur etti. Semerkant'te ihvanlarıyla sohbet ederken dedi ki e, Osmanlı'nın hükümdarı bizden himmet istedi. Yardım etmemiz lazım. Onlar da şaşırdılar. Semerkant nere bura nere? Uçaklan 5 saat. Dedi tamam atımı hazırlayın. Atını hazırlayın. Birkaç kişi peşte geldi sahraya böyle tarlalara doğru şey yaptı atıyla böyle bir, bir böyle bir de dalgalandı gitti müritleri kaybettiler onu yok ortada yok burada Hz. Fatih yani e alenen geldi bedeniyle geldi tayyi zaman diyorlar buna tayyi mekan yani mesafeyi aşmak uçakla gelmek gibi sen uçakla 5 saatte geliyorsun o da manevi şeyle bir dakikada geliyor Hazreti Fatih'e dedi ne durumur dedi ben ne yapacağım? Epey zaman beklendi surların dibine millet perişan oldu. Ee, gücümüz zayıflayabilir, ordumuz e, geri durabilir falan filan. Sen korkma dedi bak dedi cübbenin burasına. Bir bak o dolu ordular var. Bunların hepsini dökeceğim buraya dedi. Manevi ordular sen devam et. E niye, ne diyor Hazreti Fatih 13'ün? Şiirleri var, be beyitleri var. He? Himmeti cündi ricalullah ile. Allah dostlarının e, manevi ordularının himmetiyle fethettim diyor. Maksadım gayem nedir diyor. Kafirleri tarumar etmek. İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim. Niyetim Allah yolunda cihad edin emrine uymaktır. Efendim dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Derdim İslam davasıdır. Krallık, pa ağalık, paçalık davası değildir. Ama ben evliya Allah'a dayanıyorum diyor. Hem ulemaya evliyaya istinadım var benim. Benim manevi dayanaklarım var diyor. Ya e şimdi bakıyorsun bu kadar hareketler, dünya üzerindeki faaliyetler işte aleminde falan filan başarısız. Niye? E, ve kafasıyla, mezhepsizlikle, mezhepsizlikten, evliyaullah'tan himmeti şirk görerek, sahabenin kabrini patlatarak, evliyaya terbiyesizlik yaparak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile efendim e, hakkında yok kibir gururu mu var acaba diyerek yok sakalı şerefine kıl diyerek Allah yardım eder Etmez. Ediyor mu? Etmiyor. Kuvvet geldi mi? Gelmedi. Yardım geliyor mu? Gelmiyor. E sen kabahati kendini arasana. Adam olsan bu kadar insan sayısın sayın fazla. Bedir'den fazlasın, Uhud'dan fazlasın, Hendek'ten fazlasın. Niye yardım gelmiyor sana? Ehli sünnet değilsin ondan. Evvela itikadını düzel. İtikadı bozuk adam cihad etse ne olur? Onun için vaaz-u çok fayda olur inşallah. Hidayet olur. Tesir hidayet Allah'tan. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ve amme var? İmam Maturidi Hazretlerine gittik. İmam Merginani de orada. E, Bursa'da da anlattım biraz. Orada yani şimdi kitapta bakıyorum tabii o kitapta hemen hemen 800 senelik bütün e, evliya ulema orada gömülmüş. Mekke Medine'den sonra en büyük mezarlık. Ama şimdi tabii birkaç park yaptılar etrafına. Ama kabirlerin yerleri belli değil. Ama bütün evliya orada. Bir yerde var 400 tane ismi Muhammed, babasının ismi Muhammed, İmam Maturidi gibi, İmam Ebu Leys gibi hepsi Hanefi mezhebinde müçtehit. Bir yerde yatıyorlar. 400 tane müçtehit orada Sadat yani seyitlerin bölümü ayrı, fıkıhçıların bölümü yapmışlar öyle kabristanlar o zaman tabi Rus işgal ettiğinde perişan etmiş. Tarumar etmiş oraları. Biz Efendi Hazretlerimizle gittiğimizde yani bir kabirlerin hep üstü orası Yahudi mahallesi. Hepsi ev yapmışlar. Bütün Yahudiler üzerine oturuyor, içki içiyor, ne yapıyorsa. Bütün evliya ulema kabristanlar. Çok üzüldük. O, o vaazları hatırlayanlar burada hatırlayabilir. Bu 15 seneden fazla olmuş olabilir. Ben geldim dedim hatta İmam-ı işte oralardaki evler satın alınacak da. Çok da pahalı değiller ama işte kabirler açılacak falan falan. Neyse. Buradan da yardım edenler oldu. Oradan da biraz ilgilenenler oldu. Şimdi kocaman işte resimlerini atıyoruz. E tabi yerleri belli. Değil. O çok üzüyor bizi. Sonra İmam Maturidi başka yerde çıktı. Onun üzerine kubbe yaptılar. Şimdi türbe yaptılar. İtikatta imamımız, müştehidimiz efendim 22 hektar mı ne dediler? 444 bin ulema evliya yatıyor. 444 bin sırf ulema evliya yatıyor. Sırf ulema evliya. Normal insan da gömmemişler oraya. Ya. Tabi o mahalleler hala uzat öyle 22 hektar açılmamış tabi. Allah onların da açılmasını nasip etsin. Amin. 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 İmam Maturidi Hazretleri'nde bir hanım, hoca hanım kardeşimiz zuhurat gördü. İmam Maturidi Hazretleri çok heybetli bir şekilde gelmiş yanımıza. Yanında da arkası dolu alimler var. Tabi buyurmuş, ben tabi duyamıyorum, benim keşfim açık değil demiştim size bazısına gösterirler. Efendi Hazretleri buyurdu, herkese göstermezler. Birine gösterirler, herkese işittirirler. Buyurmuş ki, ehli sünneti müdafaa diyorsun, hak üzeresin, taviz verme, devam et. Biz senin arkandayız, biz senin arkandayız, ehli sünnet mezhebini müdafaa diyorsun, biz sana yardım edeceğiz. Sonra, ben çok orada duada istedim ki, itikat meselelerinin en zor meseleleri, siz Müslüman kardeşlerimize anlayacağınız şekilde anlatabilme kabiliyeti ve anlama kabiliyeti. Çünkü bazı akaid meseleleri cidden zordur. Bunların da derslerine daha giremedik. Belki televizyonda yapayım diyorum. Ondan sonra o hususta da işte sanki bilgisayara yüklenir gibi sırtımdan ağrı o yandakilere söylemiş birçok kitaplar yüklemişler. İnşallah aklım hafızam yerinde kalır. Size bu ilimleri verebiliriz. Sonra o hanım kardeşimizin bir şeyden haberi yok. Bu tebliğ dünyanın yarısına ulaşacak buyurmuş. Dünyanın yarısına. O kadın caz bilmez. Halbuki şimdi bu televizyon olunca bütün doğu bloğunu verdiler bize. O da dünyanın yarısı ediyor Çin'e kadar. O bilmez onu. Oradan anlaşılıyor zaten hak olduğu zuhuratın. Bir şey bilmiyor ki televizyondan nereye kadar gider. Yarısına ulaşacak buyurmuş. İnşallah bir başkaları da çıkar öbür yarısına ulaşır. Allah kerim. Onun için bu cemaatin çok bereketlere, hayırlara vesilesi var. Şu toplanmanız, gelmeniz, gitmeniz boşuna değil. Ulemanın evliyadan bundan haberi var. Hacı ki Hazretlerine gittik. Kıymetli bir hanım ablamız. Tarikat derslerini güzel yapar. Benim de ablam yani büyük. Hurafe konuşacak biri de değil. Ya diyor senin arkanda işte uzun boylu, sarıklı, heybetli bizimle gelmeyen birini gördüm. Duada. Sonra telefonlar çaldı. Bir dikkatimi dağıttılar. Bir daha baktım yok. Hacı Emkene Hazretleri miydi? Başka meşayih mıydı? Her gidilen yerlerde ruhaniyetler mutlaka hazırdır. Zaten allah Teala meşayıkın, evliyanın kabirlerine müvekkel melekler tayin etmiştir. Orada dua edenlerin dualarına amin demeleri için. E zaten melekler günahsız. Ben aldığım müjdeler, ben de kendim rüya görüyorum. Gördüğüm şeyler müjdeci rüyalarla beraber duaların kabul olduğu kesindir. İnşallah bütün dualardaki yönelişimiz Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhebimizin payidar olması içindir. E, i̇tikadımızı neslimize bırakabilmemiz içindir. Ehl-i Sünnet inancıyla insanları ihya edebilmek, kendimiz hidayet bulmak, insanları hidayete erdirmek, kendimiz islah olmamız, salah bulmamız insanları ıslah edebilmek içindir. Allah Teala bu usta imkan vermesi, iktidar vermesi, güç vermesi, kalpleri, gönülleri, kulakları, gözleri müsahhar kılması, yöneltmesi içindir. Bunun için yaptık. Bütün duaları buna yönlendirdik. Ve kendi bir dertlerimizi bile unuttuk yani. Bir şey kendimiz için bile isteyemedik yani. O kadar evliya Allah kabri şeriflerinde derdimiz dinimiz olması lazım. Ve itikadımız olması lazım. Çünkü çok fırkalar çıktı, çok bozuk akımlar çıktı. Özellikle bu İran şiasının belası. Bir de Vahabi belası. Şu anda bu iki bela kasıp kavuruyor. Allah şerlerinden muhafaza. Amin. Şia şiayım demiyor, takıya yapıyor. Ben sünniyim diyor Mustafa Şlamoğlu gibi. Ben sünniyim diyor, ben hanefiyim diyor. Sonra kader yok diyor. Ya nasıl sünnisin de kader yok. Amentü'den bir tane gitti. Şimdi Amentü'deki alın yazısı yok. Şimdi geçen ne demiş? Soma'da demiş şimdi göldüler. Kader mi bu demiş? E öyle demiş. Tabii siz onu dinlemiyorsunuz, onun için bir şey bildiğiniz yok. Ama bir ana da haber geliyor. Ben de dinleyecek halim yok, zaten şekerim çıkar yani. <laughs> yani. Böyle bir, Allah muhafaza etsin, kader yok, alın yazı yok. Zaten sahabeye hakaretleri, müçtehitlere hakaretleri. Geçen diyorlar babası açıklama yapıyor, babası konuşmuş. Bütün evi İran kitapları dolu, Hümeyni'nin baş adamı diyor. Yani babası söylüyor, biz bir şey demedik, bizim haberimiz de yok yani. Benim haberim de yok bir şeyden. Biz de gidip babasının yanında çekim yapmadık ki. Adamcağız bizi de evvelce aradık. Demişti mübarek adam. Milyonları saptıracak. Ah ben hasta olmasam yanına geleceğim seninle reddiye yapacağım. Adamcağız büyük halim, büyük veli. Yani büyük veli. Sami Efendi Hazretleri grubuna bağlı. Mübarek bir zat. Bu zamanda kim çıkar oğlunun hakkında böyle konuşur? Kim çıkar? Bizim ne hocalarımız var öyle oğlu bir yanlış yapsa hiçbir şey duymamışa veriyor. Kim diyormuş? İstanbul. Kim, e, kim, ya, kim ya, diyor ya, hakkımı helal şey. etme? Hangi İslam oğlum? Barık soyadını söylüyorsun, adını söyle de. Yok onun hakkı yok ki onda. Babası, babası, babası bir var. şey konuşuyor. Babası derse onun sesini duyalım. Babasının sesiyle babası desin ki hakkımı helal etmem mesela. Öyle bir ses duyulmuş değil. Videoyu zaten biz atmış değiliz. Biz bilmiyoruz. Başkaları atmışlar. Yani evet. E kaldırsın, kaldırsan ne olacak? Evvela bozuk inancını kaldırsın. Sen kaderi inkar ettikten sonra senin baban demese ne olur? Peygamberin diyor. El kaderiye mecusi azil Kader yok diyen bu ümmetin mecusisidir. fe lâ te'udûm. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Babasını, babasına ne acet? Muhammed Mustafa konuşuyor. Babası, babası ne yapsın? Babası ne yapsın adamcağız? Allah ona şifa afiyet versin. Selamet versin. Babasına ne? Muhammed Mustafa konuşuyor sallallahu aleyhi. Ve sellem. Kaderi inkar eden bu ümmetin mecusesidir. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Ve nimatu velate Ölürlerse cenazelerine gitmeyin. Ve hakkun alallahi'l Allah söz veriyor. Onları dünyada yaşarlarken Deccal çıkarsa Deccala kavuşturacak, ona iman ettirecek. Ölürlerse de mahşerde deccallah haşt edecek. Allah'a haktır diyor. Bu Ebu Davud hadisidir. Ebu Davud ne demek biliyor musun? En sağlam altı kaynaktan biridir. de. kader yok diyen adam sen de ne konuşuyorsunuz ya? Hakkımı helal etmem. Fasığın gıybeti olur mu? He? Bidat elinin gıybeti olur mu? A ben deseydim ki evinde lahana yemiş. O zaman hakkını helal etmesin. Ben deseydim ki karısı kızı şurada yemek yemiş bilmem ne yapmış. O zaman hakkını helal etmeyebilir. Çünkü özel hayata girer. E sen kitap yazacaksın, vaaz yapacaksın, bütün milleti saptıracaksın. Babasının bizde el yazısı var. Ali Eren Hoca'ya yazdı. Milyonları saptıracak. Ne olur reddiye yapın diyor adamcağız. E bu el yazısı var dergide bastık. E el yazı adamcağız göndermiş. Ne hakkı sen millete kader yok diyeceksin, milleti kafir edeceksin, dinden çıkaracaksın. Ondan sonra diyorz hakkımı helal etmiyorum. Ne ne hakkım var burada? Özel hayat var mı burada? He? Yediğin içtiğin var mı? E bize ne? Bunda bir e, kul hakkına giren bir durum? Yok. Ama biz zaten bunu ne çektik, ne attık? Ne bizimle alakalı bir şey değil. Bunu çeken, yani atanlar başkaları. Evet yani halk var orada kalabalık zaten. Kaç kişi var? Bize ne bundan? Evet Allah Teala selamet afiyet versin babasına. E şimdi biz burada itikadımızı korumak mecburiyetindeyiz. İmam Hatip gençliği Allah rızası için ben uyarıyorum. Bu gençlik İmam Hatip gençliğine bunun kitapları tavsiye ediliyor. Müdürlerin odalarında bunun kitapları var. Öğretmenler bunun adamlarından o atanıyor. Bir an evvel e, ilahiyat ve imam hatip Menşeli yavrularımıza, kardeşlerimize ehli sünnet efendim itikadı açlayacak hocalar yetiştirelim inşallah. Amin. Var olanların Allah sayısını çoğaltsın. Var olanlar mücadele yapsın. Amin. Yani Allah onlara güç versin, cesaret versin, metanet versin. Geri durmayın. Biz yeni bir kitaptan hazırlıyoruz. Delilleriyle koyacağız. Kader alın yası yok dediği kesin zaten. Zaten amen türün bir esası gittiğinden dolayı Geri kalanlar teferruata giriyor. Yani amentüde bu adam itiraz ediyor. Dolayısıyla bu kadar hadisleri var. Bu adam bidat sahibidir. Bazı alimler kafir diyorlar. Ee, tabii ki kaderi inkar, amentüden birini inkar, hepsini inkar. E biz kafir demiyoruz. Neden tevil? Tevile gittiği zaman kafir dememek ehli sünnette esastır. Biz tekfirci değiliz. Kafir demedi demiyoruz. Ve lakin e, ehli sünnetin dışına çıktığı kesin mi? Kesin. Yani buna ne deniyor bunun adına? Bid'at ehli. Mübtedir. Mübtedir yani dinde uydurma inanç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Sahabe zamanında yok. Sahabe bu kader konusunda böyle konuşan camiye girdiği zaman bin tane sahabe hepsi camiden kaçıyorlardı. Esbak diye biri vardı da falan ilk bu kader konular çıktı. O camiye geldi mi yani biz bununla mücadele edelim bile de demiyorlardı. Allah bunun belasını verirken bize de vurur diye. Hepsi camiden çıkıp gidiyorlar. Camiye gelse camiyi terk ediyorlardı. Meclisi mescidi, sohbeti terk ediyorlardı. Bu itikadi konulardaki sapıklardan. Tabi'in döneminde. Tabi o zaman sahabe de yaşıyor. feynâmenu bimislimâmen dümbî fegadît edev Habibim buyuruyor sizin gibi inanırlarsa hidayet erler. Bak sen demiyor. Sizin diyor. Bu sizinden ne çıkıyor? Cemaat çıkıyor. Yani senin ve sahabenin inancı gibi inanırlarsa hidayet erdiler. Ve intevelle bundan ayrılırlarsa fenne muafi şıkak. Onlar haktan uzak bir ayrılık içerisindedirler. Fesekfikumullah. Onların şerine karşı yakında Allah sana kafi gelecek. Bize de kafi gelecek. Biz hakaret etmiyoruz. Kimsenin kılına, şahsına, ağzına, gözüne hakaret etmiyoruz. İşine, gücüne müdahale etmiyoruz. Ne kazandı, ne harcadı, ne yedi, ne içti bir şey karışmıyoruz. Biz kaba kuvvetten yana değiliz. Sövüp saymaktan, vurup kırmaktan yana değiliz. Bunlar asla bizim tasvip etmediğimiz ehl Sünnet'e muhalif şeylerdir. Ama biz ilim sahasında, ilmi konularda reddiye yapmak zorundayız. Bundan dolayı burada sadece reddiyelerimizi ulaştırın. Bu konuşmayı da özel bölümleyelim. Reddiyelerimizi ulaştırın. Bid'at sahipleri çoğalmıştır. Üniversitelerde bunlar maalesef hoca konumundadır. Bazı imamlardan, müftülerden de bunların taraftarları vardır. Zaten kabir azabını inkardan vesaire. Bunlar hep bid'at ehli. Çünkü mütevatir konu. Mehdi gelmeyecek dese bid'at ehli. Ehl-i sünnetten çıktı. İsa Aleyhisselam inmeyecek dese ehl-i sünnetten çıktı. Bazılarına göre dinden de çıkıyor ama biz e, tekfirci değiliz. Ama mütevatir korular bunlar. Mütevatir. Lafzan değilse de manen mütevatir. O kadar senedi, o kadar sahabeden gelmiş ki mütevatir. Namaz beş vakit gibi yani. Dolayısıyla bunları inkar eden eli sünnetten çıkması kaçınılmaz, mümkün değil. Ben sünniyim dese boş. Olamaz yani. Bu kadar hadis inkar eden. Dolayısıyla e, Kur'an'da da ayetler var. Allah'ın yazdığına der. Birçok deliller var. Kullen yusuy ben aylâ Soma'da facia oldu. Tamam. Habibim şöyle ki bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası asla gelmez. E demek ki bu kader miydi? Kaderle mi oldu? Ama orada ihmali olanın suçu var mı? Tabi suçu var. O ayrı bir şey. İhmali olandan suçu kaldırmaz. Ama adamın eceli yazılmış mıydı? Yazılmıştı. Eş o ayrı. O ayrı. Sorumlu olmak ayrı. Burada kader miydi? Kader ayrı. Sen nasıl efendim bura böyle kader mi olur? Di diyebilir misin ya? Bunlar bir daha değilidir. Bakın evliya Allah'tan birisi çok da büyük zannesi Abdullah bin Mübarek olabilir. Bek tabiinden mana aleminde görüldü. Dediler efendi hazretleri ne muamele edildi sana? Dedi yani yeni de vefat etmişti. Ben şu ana kadar sıkıntıdayım. Mevla daha bana bir e, iltifat etmedi. Dediler aman yani sen bu kadar büyük zatsın sana iltifat etmeyecek kime eder Mevla? Çünkü bana şöyle buyurdu. İnneke nezarte bil lutfi yevmen ila veci mübdedi'in. Ehli sünnet dışı bir inanca sahip olanın suratına bir gün şöyle hoşlukla baktın. Onun için biz sana iltifat etmiyoruz. Yani bakalım ne zaman düzelecek benim durumum dedi. O da evliyanın reisi zamanında yani. Kolay bir şey değil, ucuz bir şey değil. Allah Resulü'nün hakkını ben bağışlayamam. Ehl-i sünnetin hakkını ben bağışlayamam. Ben bana yapılan hakareti bağışlayabilirim. İtikadi hataları ben bağışlayamam. Mazur görelim. Ben göremem. Benim yetkim yok. Onun için mutlaka bakın her tarafta rahatsızlık var. Bu şia'nın akınları devam ediyor. Sahabe düşmanlığı, aşlama meselesi, o sünnet dışı itikatların yayılma meselesi, yani ders kitabında 11. sınıflara okutulan ders lafında caferiliği mezhep yasaymış hak mezhep çoluk çocuğumuza bu okutuluyor 5 tane en e iyi e Caferilik de var onun için yazdım e o zaman 72'yi de yaz mutezileyi de yaz cebriyeyi yaz kadereyi yaz müşebbiyeyi yaz mürciyeyi yaz yaz oğlu yaz 72 tane sapık fırka var yani dünyada olan mezhepleri yazacaksan 5 değil hak mezhepleri yazacaksan o da 5 değil Hak mezhep dört. İtikatta iki. Bunlar ehl-i sünnet, maturidi, eşari. Fıkıhta dört. Zaten ki fıkıhtaki mezheplerin dördü de ehl-i sünnet altında birleşiyor. Üç mezhep, Şafihan, hanbeli Maliki, eşaridir itikatta. Hanefi mezhebi maturididir itikatta. Bunların hepsi de bir yerde toplanır. ehl sünnet ve cemaat adı altında. Öyle mi? E, caferilik sen nasıl dersin? Caferilik hak mezheptir. Çoluk çocuğa bu nasıl okutursun ya? Caferilik hak mezhep olabilir mi Allah muhafaza? Ebu Bekri sevmeme, Ömer'i sevmeyen, efendim bu, onlara beddua eden, buğz eden insanların Ebu Cafer'i Sadık'la ne alakalar var? Bursa sohbetinin baş kısmını dinleyin. Bursa sohbetine beyan ettim. Şimdi burada tekrar edecek vakit bulamam. Ama Cafer'in hak olmadığına dair birçok şeyler anlattım. Dolayısıyla sıkıntı var. Herkes inancına, imanına sahip olsun. Çoluk çocuğunun ne öğrendiğine sahip olsun. Kimin dersine gittiğine sahip olsun. Ya Allah muhafaza çarşaflardan efendim şunlardan bunlardan şimdi bizim kız medreselerine de bazı Şiilerin çarşaf giyerek girdiklerini duyuyorum. E talebe gibi giriyor öyle öyle kaç kişiyi bozarsan. Ya bunlar militan. Medrese sahipleri buna sahip olsun. Herkes talebeler içerisinde ne konuşuluyor, ne ediliyor bunlara. Efendim, sahip olsun. İyi adam oraya gönderiyor çoluğun çocuğunu eli sünnet olsun diye. Gider orada bir tanesi sapık onları aşlar. 3-5 kişiyi kandırsa ne olacak? Yazık günah. Bunlara dikkat edelim. Herkes işte evine ocağına sahip olsun. Çevresine sahip olsun. Bizim bu sohbetlerimizi tebliğ edin inşallah. Yoksa af olamazsınız. Yoksa efendim çoluk çocuğunuz itikadı sağlam kalmayacak. Çünkü Şia'nın ve abinin burada çok büyük yatırımları var ve eli sünneti bozmak istiyorlar. Allah Teala fırsat vermeyecek. İnşallah Rahman. Evet. E, e, Abdullah Mesud e, radıyallahu teala ne buyurur? ve la fakat kufidum. Size Kur'an geldi, hadis geldi, sünnet geldi. İttiba edin, bunlara uyun. Uydurmayın, yenilik çıkartmayın. Size yeterli ilim geldi Allah'tan peygamberden. Siz daha ne uyduruyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi buyuruyor. Her şey kaderledir tembellik bile, uyanıklık bile, beceriklilik bile, beceriksizlik bile her şey kaderledir. Her şey yazılmış. Bukhari, Müslim, mütevatir hadisler. Sen diyorsun ki böyle bir yazı yok. Ha sen burada Allah bunu yazdı diye bunu yapmaya mecbur mu yapıyor seni Allah'ın bunu yazması? Mecbur yapmıyor. Ya yani nasıl bir şey? Senin ne olacağını biliyor, o bilgiye dayanıyor. Allah'ın yazısı ne demek? Bildiğini yazıya dökmek demek. E bildiğine göre e senin iradenle kudretinle ne yaptığını önceden bilmesine bağlı. O zaman ne oldu? Mesul olan kim oldu? Biz olduk. Bu akşam biz buraya irademizle mi geldik? Gücümüzle mi geldik? İrade kudreti kim yarattı da geldik? Allah ya irade kudreti kesmeden sebep olan kim oldu? Biz olduk. Allah Teala bunu ezelde bildi mi? Bildi. Peki bunu ezelde yazdı mı? Yazdı. Şimdi meyanede, kerhanede adam var mı? Bunlar da irade kudretiyle mi gittiler? E gittiler. Yok adamı zorlan silah dayadı götürdüler. Zaten ona günah yazmıyor ki. O adam zorlan mükreh mükreh yavur oldum dese bile gavur oluyor mu? Olmuyor. <laughs> Ayrı bir şey zaten. E i̇radenle kudretine senin oralara gideceğini bildi mi? Şimdi bu değişir mi? Niye değişmez? Değişse Allah o zaman önceden yanlış bilmiş olur. Allah yanlış bilir mi? Allah'ın ilminde yanlışlık olmayacağına göre bu ilmi yazıya geçirmesi sen şimdi diyorsun Allah bana bunu niye yazmış sen şunu demek istiyorsun Allah böyle niye bilmiş ya Allah niye bilmiş sen yapacağın için bilmiş sen kendine desene ki ben niye irademi bu pisliğe kullanmışım ya onu desene ki Allah öyle bildi Allah senin iradenin nereye kullanacağını bildi sen diyorsun niye yazmış yani demiş oluyorsun ki niye bilmiş ya e niye bilmesin o Allah'tır bilir o zaman bizden farkı kalmaz. İlmi yanılmaz. Yanılsa bizim ilmimizden farkı kalmaz. Önceden bilir. Önceden bilmese olduktan sonra nenem de bilir. Bizden farkı kalmaz. E sen ne cahil atamsın ya? Yazı seni zorlayan bir şey değil. Yazı senin ne yapacaklarının efendim bilmesi, o bilginin kayda geçmesidir. Yazılan bozulmaz. E tabi bozulmaz. Niye Allah'ın bildiği değişmez? Çünkü neden? E yanlış bilmez ki değişsin. Biz yanlış bildiğimiz için ikide bir bilgimiz değişiyor mu? Tabi. Ne mübarek adam dediğimiz adama sonradan diyoruz lan ne zındık çıktı diyoruz ya. Niye? ilmimiz değişti adam hakkında. Neden? Kazığı yedik de ondan. Adamı adam zannettik. Kıyar çıktı. Kıyar çıksa iyiydi. Bozuk yani zehirli çıktı yani. Yılan çıktı yılan. Kıyardan ne zarar var? Yılan çıktı yani. E şimdi bu ilmin niye değişiyor senin 5-10 sene devir? Sevdiğine niye sövüyorsun? Sövdüğünü niye seviyorsun? E ilmin değişiyor. E, Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Niye değişmez? E yanlış bilmez. Anladın. Bak kısaca kaderi anladınız mı şimdi? Bu adam kader yok deyince ne demiş oluyor? Allah bilmiyor demiş oluyor. E tabi. Aziz Bayındır ne dedi? Kiminle evleneceğini Allah ne bilsin evladım dedi çocuğa. Allah Amin. Allah ıslarlasın idare etsin. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Ama ıslahı kaderde olmayan hidayete gelecekleri mukadder değil ise Allah'ın ilminde biz bilmeyiz. O zaman Allah bu ümmeti şerlerinden muhafaza etsin. Allah şerlerine karşı bize kifayet etsin. Amin. Çoluk çocuğumuzun itikadına karşı kifayet etsin. Amin. Vallahi biz dayanamıyoruz, duramıyoruz, biz üzülüyoruz, biz insanların sapıttığını görüyoruz. Nasıl olacak bu iş? Bakın şimdi hadis-i şerifler okuyayım size. Bu hususta. Evet. Ah, İmam Ahmet, biraz sonra hadis-i şeriflere geliyor. Ahmet İbni Hanbel Rahimullah. Ne buyuruyor? Men sellem ala sahibi bid'atin fakat ehabbehü. İtikadında bu şekil bid'at olan birine selam veren onu sevdiğin, sevmiş olur. Selam veren onu sevmiş olur. Anam olsun, babam olsun. Gözümün nuru olsun çocuğum olsun, kim olursa olsun, ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrıldıysa selam veremezsin diyor. Selam verirsen sevmiş olur. Efendim çünkü Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efsus selam beynekum bu. Selamı yayarsanız birbirinizi seversiniz. Selam sevgiye vesiledir diyor. Dolayısıyla selam verilmek sevmeye vesile olur. Sevmeye vesile olduğu zaman da insanın helakına vesile olur. Seversen bidat sahibini bak yüzüme bakmıyor Mevla diyor. Bir kere yumuşak suratla efendim sanki ona sen de itikadın doğru olabilir gibi bir paye vererekten suratına hoş baktın. Nasıl bakarsın? Mevla buyurdu bana diyor. Ha şimdi o diye diyorsun ki zuhurattır vesaire ama bütün tefsirlere geçmiş bir şey Be benim dediğim gibi falanca gördü demiyorum. Tefsirlere geçmiş bir şey. Ama burada açık deliller söyleyeyim sana. Velatüchalisum Abdülkadir <laughs> Geylani ehli sünnet imamlarımızdan. Onun bir eseri Fadıl Ceylani Hazretleri onun torunu. Kitap Usulü Din. Dinin esasları. Çok önemli bir eser. Yeni bastı bunu. Bunları mübarek dünyayı geziyor. O torunu Ali Osman Çite Efendi. O Ömer Çite'nin kardeşlerimizin dayıları oluyor. Allah ona da hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyet versin. E, o video attık ya sünnet merasiminde bir konuşma yapmışım. Çocukların sünnetinde. 15-20 dakika oldu. Çok ilmi bir konuşmaydı. O konuşmada yanımda oturuyor. Yeşil sarıklı bir zat e, ee, mübarek alim, allame, on sonra dedesi Abdülkadir Geylani bütün kitaplarını dünyaya da geziyor, buluyor, basıyor. Arapçalarını çok hizmet etti. Allah Teala hizmetlerini makbul etsin. Daha diğer kitapları da meydana çıkartmasını nasip etsin. Bu dinin temel meseleleri, usul, akaid yani inançtaki temeller. Bak buyuruyor, itikadında bid'at olan, biliyorsun Abdülkadir Geylani Hazretleri hangi mezhepten? Fıkıhta? He? Hanbeli efendim. Yanlış biliyorsunuz. Hanbelidir. Neden? Çünkü Ahmed İbni Hanbel mezhebi bitmek üzereydi. Unutulmaya yüzdü. Nasıl ki yüzlerce mezhep vardı bize ulaşmadı diyoruz ya dörde ulaştı. Hanbeli mezhebi de bitiyordu. Ee, Tabi Allah Teala ona çok kıymetli bir mezhep verdi. Çünkü o hamamda e, efendim peştemalle e, e, peştemal bulamadı. Peştemalle e, millet de biraz açık saçık yıkanıyordu. O da mübarek efendim sünnete ittiba olsun diye elbisesiyle yani açmayayım diye avretine dizini biraz bile göstermeyeyim diye elbiselerle yıkandı. Sonra da biraz üşüttü hasta oldu dışarıda o üze başka da elbisesi yoktu falan filan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde gördü. Ey Ahmet sen bizim sünnetimize ittiba ettin e, ee, peştemalle yıkansın, hamama peştemalsiz girmesin. Hadis-i şerifiyle amel ettiğin için sana bir mezhep verdik, seni ve muktedabih bir imam tayin ettik. Kıyamete kadar yolun devam edecek ey Ahmet. Ahmet Nambel bu. Bir büyük imam, çok büyük imam. Muhaddis. O da İmam Şafii'den tahsil etmiştir. İmam Şafii, İmam Muhammed'den İmam Muhammed Ebu Hanife'den. Dolayısıyla iç içine girmiştir. Birbirinden ayıramayacak haldedir. Ahmet Nambel Hazretleri Abdülkadir Geylani'nin rüyasına girdi. Dedi ki sen benim mezhebime geç benim mezhebimi yay. Benim mezhebim bitecek yoksa diye. Abdülkadir Geylani manevi işaretle Hanbeli oldu. Niye ki Hanbeli mezhebi de tükenmesin diye. Onun için fıkıhtan eserleri de var. Mubarik. Zaten El Hunye'de de fıkıh meselelere de temas eder. El -Gunye, iki ciltlik en meşhur eserlerinden. Mektubatta da El Hunye'den alıntılar İmam Rabbani Hazretleri yapar. Şimdi bu itikadi meselelerde e ee, Abbü Gazi Gelazetleri mesela akaid meselesi bu. Ne diyor? Velatü'l-cühalişun <laughs> bidat ehli olanla ne yapmayın oturup kalkmayın. Bunların dersini dinlersen onlarla oturmuş oluyor musun? He? En büyük oturup kalkma nedir? Televizyondan onların programı seyretmek veya açık oturumda onları izlemek. Oturup kalkma mıdır? Ya ben yanına gitmiyorum, şey yapmıyorum. Ne diyormuş? Bir bakıyorum. Orada zokayı yutuyorsun işte. Senin onun dediğindeki yanlışı anlayacak kadar ilmin var mı? He? Senin gibileri ne yapar biliyor musun? İpsiz cehenneme götürür. Sen zaten peşine ipsiz gidersin. Dedi ya, şeytan bana bir şey yapamaz. Şeytan da geldi sen miydin dedin bana bir şey yapamaz. E? Ee? Dedi gel şuraya peşin beni bak ben sana ne yapayım. Adam da tıpış tıpış gidiyor bana bir şey yapamazsın diye. O dedi daha ne yapacağım sana yahu. Herkes iplen çiçeği çiçeği çiçeği. E tutup çekiyoruz sen ipsiz geliyorsun dedi. Sizin işiniz öyle. Size size bir şey yapamaz. Nasıl yapamaz? Bir sohbetindeki soktuğu laflar, itikat bozuklukları, bir konuşmasındaki itikat bozukluklarını seçemezsiniz. Ben biraz bu işlerde iktisat sahibiyim. Cımbız gibi çekemayım. Dinlemek dinlemiyorum ama dikkat edin. Ehli sünnete muhalif şeyleri yutarsınız yani. Allah muhafaza. Bir de zannedersiniz ki ne doğru konuşuyor. Çünkü konuşmayı öyle bir yaldızlarlar ki bir daha değil. Çünkü hiçbir zaman zehiri zehir diye sunmazlar. Efendim bal da onun suç ortağı olur. Zehiri balla karıştırırlar. O zaman sen tatlı zannedersin. Halbuki zehirlendi. Onlarla oturmayın. Ve <laughs> la <laughs> hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Bu ehli sünnetin genel itikat prensibidir. Hadis-i şerif ve bu Davut demin okudum. Velatün <laughs> la bayramlarda ziyaretlerine bayram tebriği yapmayın. Yani biz bir, bir kere ayakta geçen bir tanesine rastlaştım. Biraz ona yumuşak davrandım. Böyle bir bir nasıl iyi misin ettim. Hala onun ağırlığı üstümde. Allah'ın nasıl beni affedecek diye düşünüyorum. Bu deminkilerden değil de İsmini şimdi vermeyeyim. Bir yerde rastlaştık. O da bana çok şey yaptı falan. Yahu ben ona çok reddiye yaptığım adam. Ben nasıl yüzüne güldüm ya? Vah bana vah bana vah. Hayatımda bir kere olmuştur abi. Şimdi onu düşünüyorum nasıl temizleyeceğim ya. Yani. Ya? Ha tabi reddiye yaparım ayrı bir daha ama yapmamam lazım. Benim de huyum çok yumuşak aşağı indiğim zaman. Bakma burada bas bas bağırdığıma. Huyum yumuşak yani böyle bir şey yapamıyorum. Onun için görüşmemek lazım. Anladın? Bir de alttan alıyorlar böyle bir şey. Bizim hocalarımızdan biri öyle dedi. Sizin de meşhur dinlediğiniz hocalardan. Ehli sünnet bizim kapının hocası yani. Bir şey demiyorum. Benim de arkadaşım. Ya dedi sen İslamoğlu ile bir görüşsen öyle kibar bir efendi öyle ahlaklı ki mest olursun. Aman Allah muhafaza aman hiç görüşmeyeyim o zaman dedim. <laughs> ya nasıl ahlaklı olacak? Sahabeye kaba diyen, bedevi diyen, Hudeybiye'deki 1500 cennetle müjdelenmiş asla cehenneme girmeyeceği Müslüm hadisinde vaat edilen Kur'an'da Allah razı olduğunu beyan etti. 1500 sahabeye kabaydılar, katıydılar, efendim, kötüydüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan razı değildi. E kızgındı onlara diyen adam. Nasıl kibar olabilecek ya? Sahabeye hakaret edecek, peygamber hakaret edecek. Kibar. Olabiliyor demek. Bizim hoca efendi de demek ona mest olmuş. Şimdi tabi anlamıştır belki epey zaman geçti bu dediğimden. Ve la alem idamatu Öldükleri zaman cenazelerini kılmayın. Muaviye'yi sevmem dese, sahabeden bazılarını sevmem dese, eli i sünnetten çıkar mı? Bal gibi çıkar. Çünkü biz i sünnetin temel itikadı sahabenin cümlesi hakkında radıyallahu anh diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim ve külle vaadallahu'l husna. Allah hepsine cenneti vaad etti. Bitti. Sen burada ne diyemezsin? Ben bunu sevmiyorum diyemez. Ölürlerse cenaze namazlarını kılmayın. Ve la yutarahhamu aleyhim iza İsimleri geçtiği zaman Allah rahmet etsin demeyin. Rahmetullah aleyh demeyin. Diyemezsiniz. İzin yok. Ehli sünnetten çıkana rahmet duasına izin Yok kardeşim. Bel tübayinûm metuâdîn fillahi azze ve cel. ayrı duracaksın, uzak duracaksın, dinlemeyeceksin ve düşmanlık edeceksin. Ama bu düşmanlığı şahsın için, nefsin için yapmayacaksın. Allah için sevmiyorum diyeceksin. Sen kaderi inkar ettin, sahabeye hakaret ettin, Resulullah'ın şanını düşürmeye çalışıyorsun. Allah için seni sevmiyorum diyeceksin. Sevmeyeceksin. Sevemezsin. Allah'ım ya Rabbim bir tane bir daha deli bize sevdirme ya Rabbim. Varsa içimizde öyle bir şey sök çıkar at ya Rabbim. Bir tane eli sünnete düşmanlık verme bize ya Rabbim. Şahsımıza neler ederse etsin. İtikadı eli sünnetse kin nefreti kaldır kalbimizden ya Rabbim. Amin. Amin. Evet. Mu'tekiden muhteziben zâliket sevabel cezîle vel ecral kebira Hem de onlara Allah için buz edip düşmanlık etmende Büyük sevaplar ve mükafatları Allah rızası için niyet edeceksin ve bekleyeceksin. Onu da sevap niyetiyle yapacaksın. Çünkü bu ne demek ya? Şimdi bir iki hadis-i şerif var. Bunlar niye söylüyorum? Yetkilileri uyarıyorum. Etkilileri uyarıyorum. Ben onları seviyorum. Biz başımızdakilerin hayırlı olması için, istikamet sahibi olmaları için vatana millete faydalı olmaları için duacıyız. Bu duadan dolayı ama evvelce uyardım, uyardım, uyardım. Uyarılar dikkate alınmadı. Ne oldu? He? Lazım dediği gibi. Dedim dedim yazmış ya mezar taşına. Öleceğim dedim öyle inanmadı. Hani şimdi ne oldu diyor. Yazmış oraya mezar taşına. Ha ben de öyle diyorum ehli sünnet dışı fırkalarla işbirliği yaparsanız helak olacaksınız dedik. Bak durum görülüyor. Şimdi uyarıyorum. Şia Osmanlı ecdadımıza yaptıkları ortada. Bütün dünya alemindeki Müslümanlara yaptıkları ortada. Amerika'nın, İsrail'in Büyük Ortadoğu projesinde tek kullandıkları malzeme Şia. Ve bütün İslam devletlerini perişan eden Şia. Her yerde çıban başı Şia. Hiçbir gavurla harbetmemiş tarihinde işi gücü eli sünnetle savaşmış insanlar. Bunlarda fayda yok. İtikadlarında hayır yok. İtikadlarının bozukluğu hakkında kaynak eserlerinden bazı eserler hazırlayacağız inşallah. Ki kaynağıyla vereceğiz. Bakın itikadları neymiş Ebu Bekir hakkında ne? Kur'an'ın eksik olduğu hakkında ne? Şimdikiler takıya yapar. Olur mu öyle şey? diyor? E senin ana kaynağında bu yazıyor. Sen nasıl başkasına inanacaksın? Senin ana kaynağın bu. İtikadının metni bu. Sen bana yalan konuşuyorsun. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Bunları hazırlamamız gerekiyor. Pis fetvalarına, necis fetvalarına, murdar amellerine. Bunlar kitaplarda kaynaklı. Vakit bulup şey demedi. Bizde işte vaktimiz yok. Her işte bana kalıyor. Bir Müslüman bunu niye yapmıyor kardeşim ya? Bir Müslüman bunu niye yapmıyor ya? Bu kadar hoca var ya bu memlekette be. Yapsınlar biz de destek verelim. ilan ederiz. Ya e ama her şey ben nasıl işledim, Nereye yetişelim? Ha ama bunu mecburuz artık. Çünkü Türkiye'de bu alenen 5. mezhep diye kitaplara geçtiğine göre e bu artık e, bunun ve demek ki müşterileri çoğalacak. Allah muhafaza buyursun. Sahabeye sövenlerle Allah muhafaza oturacağız. Konuşacağız, görüşeceğiz. Bu nasıl iş? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men nazara <laughs> ila sahibi bid'atin bunu İbnü'n-Necar Tarifu Bağdat, Hatip Bağdat'in Zeyli var. İbnün Necar büyük muhaddis. O kitapta geçiyor. 5. cildin 101. sayfasında. Her kim dinde yenilik çıkaran bitat sahibi birine buğdan azze ve celle dikkat et. Allah yolunda, Allah rızası için buz ve kızgınlıkla bakarsa yani yüzüne nasıl bakacak? Hiç memnun değilim senden. Nazarıyla bakacak. Ama niçin memnun değilim? İstersen elimi öp, istersen cebime para koy. Ben seni sevemem. Niye? Allah için sevemem. İtikadın bozuk. Eli sünnet dışına çıkmışsın. Mele'allahu kalbehu imanen ve emnen. Allah o kişinin kalbine güvence, azaptan kurtuluşla ve imanla doldurur. Allah bize o bakışları nasip etsin. Ama sen yine de ben öyle bir bakış atayım diye yanına kadar gitme. Çünkü seni ne yapabilir? Avlayabilir, tavlayabilir falan. Sen ne? Ne şeytanı gör? Ne huzü çek. Ama görürsen de bakış at yani. Ve men inda'a sahibi bidatin kim bir bidat sahibini engellerse yanlışsın. Doğruya gel derse, vaz ederse, tebliğ yaparsa, rafa'allahu fi'l cennet miyete derece. Allah onu cennette 100 derece yükseltecek. Allah için çevrenizdeki bidatçılarla uğraşın. Tebliğ yap. Ve men laqiya bil bushra ve bima yusuruhu Her kim bir bidat itikadı olana müjdeyle, güler yüzle rastlaş rastlarsa, kavuşursa, karşılaşırsa onu sevindirecek ona bir efendim hareket yaparsa işte fakat <laughs> istehkara manzilullah azze ve celle ala Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme Allah azze ve celle'nin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an'ı küçümsemiş olur. Eyvah! Yandık. Niye? Allah Kur'an indirdi, hadis indirdi, vahiy indirdi. Sen bu adam bunu inkar ediyor bunu inkar eden adama güler yüzle baktınsa Allah'ın değer verdiğini hakir tuttun demektir. Bu çok büyük bir tehlikedir. Sakın ben ehli kıble o da namaza dönüyor. Ehli kıbleyle otururum. Kim olursa olsun konuşurum. Cavur değil ya. Sakın böyle şeyleri bırakın ha. Bak. Bidat sahibinin tehlikesi bazen müşrikten beter olur. Çünkü bu milleti papazlar dinden çıkaramaz ama bozuk hocalar ehli sünnetten çıkarır. Burada bozuk hocaların zararı bize fazla olma tehlikesi var yoksa papazların hahamların mı? Ben bir bu zamana kadar bir tane hahamın papazın gavur ettiği Müslüman görmedim. Ama ehli sünnetten çıkan bizim İsmaila'da yetişmiş en iyi talebelerden, ihmanlardan şimdi Ümraniye'de Vahabilerin reisi olmuş. Ya tabii Bundan dolayı tehlike içimize girmeye başladı. Allah kalplerimizi kaydırmaz. Amin. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular Ebe Allah azze ve celle en yakbele amele sahibi bid'atin hatta yed'a bid'atehu. Dinde yeni bir inanç sünnet ve cemaatte olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında olmayan bir inanca sahip olan kişi o inancı bırakmadıkça Allah hiçbir amelini kabul etmeyeceğini kesinleştirdi. Ne namaz kılsa kabul, hacca gitse, Filistin'e yardım Gazze'ye, gitsin yardımlar Müslümanlara. Ama kabul oluyor mu? Herkes itikadını ehli sünnete uydurmak zorunda yoksa boşuna kürek sallıyor. İşte hadis-i şerif İbn-i Mace rivayet ediyor. Ya! Evet. Fudayl bin Uyaz radıyallahu anh. Çok büyük tabiinden. Ululardan, velilerden. Anlıyor musun? İmam, Kudve, Mekke'nin şeyhi, muhaddis, İmam Nese'yi onun için güvenilir, me'mun bir zat demiş. İbni Mübarek yeryüzünde Fudayl'den daha üstün bir zat kalmadı demiş. Efendim tamam mı? Harun Reşit bile Ulema içinde İmam Malik'ten daha heybetlisini, Fuzayl bin İyaz'dan da daha haramlardan sakınan takva sahibini görmedim demiş. Fuzayl bin İyaz, Cennetül Mala'da Mekke'de Hatice annemizin civarlarında yatıyor. Yeri tam belli değil ama biz onu hep orada okuruz. Çok büyük bir zat. Buyurmuş ki, ben habbe sahibi bid'atin ahbetullah mele. Dinde ehli sünnet dışı bid'at inanca sahip olanı sevenin Allah bütün amellerini mahveder. Bütün sevapların gitti. E ben o itikatta değilim. Sevdiğin için. Sevdiğin için. Ve ahrece nurel İslam kalbi. Allah İslam nurunu kalbinden ihraç eder. Kalbinde İslam nuru kalmaz. Zaten ondan sonra suratları da zifiri karanlığa dönüyor. Ve idi alim Allah azze ve celle min raculun enne mubghidun li sahibi bid'atin. Dikkat. Buradan müjde var bize, ümidimiz var. Allah Teala bid'at sahibi bir adama bir Müslümanın kalbinde buz olduğunu, kızgınlık olduğunu bilirse Raca öten lehu in amel. İbadeti çok az bile olsa Allah'ın onu affedeceğini umuyorum. Neden? Çünkü Allah için kızmak amellerin en üstünüdür. Ve fi tarik tarikan Yolda bir ehli sünnet dışı itikada sahip adam görürsen yolunu değiştir başka yola geç diyor. Allah Allah. Böyle bir mesele bu ya. Ben boşuna mı bağırıp duruyorum burada? Ne derdim var ya? Bana ne işlem oğlundan tanımam etmem ya. Rakibim değil, bir şeyim değil. Yani onun ona inanılmaması, onun dinlenmemesi benim şeyimi artıracak değil. Sevabımı artırabilir ancak. Başka dünyalık bir beklentim yok benim ya. Mübarek insanlar, siz beni az çok tanıdınız da. Ben ne yapayım adam? Bana ne adamdan? Yine buyurdu. Süfyan bin Uyeyne'den işittim. Süfyan müçtehit. İmam-ı Azam gibi müçtehit. Büyük müçtehit. Mezhebi bize kadar ulaşmamış. Yoksa büyük müçtehit. Ne buyuruyor? Men cenazede cenazete mübdedi'in lem yezel fi sehadullâh hatta yarca. Ehli sünnet dışı itikadı olan namazla abdestli de olsa ha bunlar namaz kılıyor ki ya. Değil mi? Takkesiz makkesiz hutbe okuyormuş, imamlığa geçiyormuş bir şeyler. Neyse her kim bid'at ehlinden birinin cenazesinin peşine giderse o cenazeden dönünceye kadar Allah'ın gazabından çıkamaz. Cenazeye bile gitmeyin. ve E hadis-i şerif Ebu Davud'da sana söylüyorum demin ya gitmeyin diyor hadis. ve bu Davud söylüyor zaten. Bunlar da tabi hadislerin izahı kabilinden olabilir yani. Kaynak Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif efendim, kaynağı Ahmet bin Hanbel Müsned'de, Nesai Süneni Kübra'da, Ebu Davud Süneni'nde, Beyhkî Süneni Kübra'da. Hepsinin numaraları, ciltleri var. Melahdete hadezene ve ava muhdizen. Kim dinde bir yenilik çıkarırsa, yani itikat. Dinde bir yeni itikat. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından sığındı mı? Beş vakit. Sayın. Adam ne diyor şimdi? Yok Samsun müftüsüymüş, yok o Samsun ilahiyatta da bir tane var, okumuş falan. Ne diyor? Kabir azabı? Yok. Peki, kabirlere okumak var mı? Yani Fatiha şu mesela. Yok. Telkin var mı? Yok. Babası da iyi hocaydı. Allah rahmet etsin. Babası öldü, gitti babasının cenazesine, başladı hafızlar okuma, bu da Yahu diyor, gittim diyor, babamın mezarına diyor. Şimdi diyor okumak yok. Şu yok, bu yok. Fetvamız o ya. Baktım diyor babamdan bir irtibat kuracak durumum kalmadı. E gitme zaten bir şey kalmadı ki zaten. Öldü o da ne gidiyorsun? Gittim diyor falan. Sonra anladım ki demiş efendim bir şeyler okumak lazım yani irtibat koptu yani diyormuş. E tamam da niye milletin evladına, anasına, babasına okumayın diyorsun? Nasıl bir şeysin sen ya? Bu kadar ayet hadis var okunacağına dair. Sen ne diyorsun ya? İkra ala mevtakum yasin, ölülerinize yasin okuyun diyor hadis-i Allah Allah. Kendi öküz, öküz, kendinin olursa, bayırdan aşağı yuvarlanan, kara kabukluya bakmak lazım dediği gibi Nasrettin hocanın. Ölen senin baban olunca, e ne diyeyim şimdi, e madem bit at, durdur onları da hafızlar niye okuyor? Ya okusunlar ya işte, işte. babama bir hediye gitsin. Ya babana hediye gitsin, milletin anasına ne gitsin? Niye milletin anasını okumayın diyorsun? Böyle bunlar böyle dengesiz. Hiçbir bid'at ehlinin görüşlerinde istikrar bulamazsınız. Batıl ehlinden hiçbirinin görüşlerinde istikamet göremezsiniz. Tezat üzerine tenakuz çünkü devamlı çatışma. Orada ak dediğine burada kara diyecek ki bunların imamı kimdir? İmamların imamı kimdir? İbni Teymiye'dir. İbni Taymiyen'in kitabının başında doğru dediğini sonunda şirk der. O kadar çelişkili bir adamdır. Çok da alim bir adamdır ama zikzak bir adamdır. Zikzak bir adamdır. Bakarsın Rabuta'ya bile teşvik yapar. Bakarsın Resulullah'ın kabrini ziyarete gidene günahkar der. Böyle bir adamdır. Çözülmüş de bir durumu yok. Kafir demiyoruz. Ama ne diyor İbni Hacer-i Heytemil Mekki Hazretleri? Şafii'nin büyüklerinden, büyük Allame-i Can. Dallun. Sapıtmıştır. Mudillun. Saptırıcıdır. Allah Allah ona ilim üzere saptırmıştır. İlmiyle birlikte onu Allah saptırmıştır. Söyle yani. Kafir demiyor. İmam Sübki kafir diyor mesela. Fakat biz yine İbni Hacer'in şeyiyle gidelim. Eşini bizim bir hoca da geçen günler söyledim. O da ne diyor? İmam-ı gibi müçtehittir diyor. Ya nasıl müçtehit o İmam-ı gibi? Yapma etme be arkadaşım. Tabaka bakımından zaten onlardan kaç asır sonra gelmiş. Onun durduğu asırda mümkün değil öyle bir duruma gelmesi. İmam-ı Azam'dan direkt okuyan adamların ilmine yetişmesi zaten mümkün değil. Yani e, imkanlar olarak mümkün değil zaten ya. İşte. Allah istahilesin idare et. Şimdi kim dinde yeni bir itikat çıkarırsa veya işte o veya sizde bende biz yeni bir dinde bir şey çıkarttık mı ama veya oraya girme tehlikemiz var. Dinde reform mistik yapan, yeni bir şey çıkaran Resulullah'ın ve sahabenin e, bilmediği, e, kabul etmediği bir fikir, bir inanç. İşte kader yok gibi Allah Allah Allah. Alın yası yok demek ne biliyor musun sahabe-i kiram var ya, avuzu şeytan deyip kaçarlardı senden dinde böyle bir inanç çıkaranı barındıran bakın bunlara yetki veren bu itikatta olanları görevlere getiren bunları öğretmen yapan vesaire 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 bak dikkat edin ben sizi uyarıyorum Allah için konuşuyorum Mustafa İslamoğlu'nun bağlılarının mutlaka fişlemesini yapın takipçiliğini yapın çünkü burada itikat bozukluğu var. Bu çoluk çocuk bunlara teslim edilemez. Görevler bunlara teslim edilemez. Kim dinde reform çıkaran? Adam kader yok dediği açık. Öyle mi? Kim dinde reform çıkaran birini barındırırsa iş vermek barındırmak değil mi? He? Ha işte ilerisine bak. Fe aleyhi lanetullahi vel melaiketi ve nasi ecmain Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insü cinnin laneti onlar üzerine olsun. Amin. Biz amin demesek de zaten Resulullah demiş amine. Sen amin demesen ne olur? Ve la ekbelullahu min sarfen ve la adlen. Bakın. Namaz kılıyorsunuz. Hanımlarınızı tesettüre bürüyorsunuz. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ama Ehli sünnet dışı itikada sahip olan veya bunları barındıranların Allah Teala yaptıkları farz amelleri de kabul etmeyecek, nafileleri de reddedecek diyor. 5 vakit kılıyorsun. Kabul değil. Kesin kabul değil. Bak garanti söylüyorum sana kabul değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahmet'in bütün hadis kaynaklarında var. Farzların kabul değil. Sen niçin yaşıyorsun Müslüman? Namaz kılıyorsun beş vakit. Yazık değil mi sana? Niye eli sünneti korumuyorsun? Ben, ben itikat meselelerinde müsamaha yok. Amelde müsamaha var. Tedariki var, telafisi var, kazası var. Ahirette bile Mevla'nın rahmeti var, merhameti var. Enbiya'nın, Evliya'nın şefaati var, 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 var. Hastalıklarla kefareti var. Değil mi? Kabir azabında bile temizlenip direkt cennete gider, cehenneme girmez diyor. Hani ama itikattaki bozukluklar da bunların hiçbiri. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Küllûn fîn nârillâ 72 fırkanın hepsi cehennemdedir buyurduğu için hadis-i şerif 72 fırkadan birinin cennete ilk girenlerle girmesi mümkün değildir diyor. Mutlaka cehenneme uğrayacaktır ve itikadının pisliği kadar mutlaka yanacaktır. Ama mutlaka. İsterse bütün ibadetleri tam olsun, hiçbir de günah olmasın. İtikadında bozukluk olduğu için. Ve cennete direkt gitmesi mümkün değildir diyor. Çünkü hadiste küllühüm dedi diyor. Küllühüm demek, hepsi demek. Bir tane istisna yok demektir diyor. Ama ehli sünnet olursa, ehli sünnetten de cehenneme girenler günahkarlar olabilir. Ama cennete ilk girenler mutlaka kimlerden olacak? Hepsi ehli sünnetten olacak. Ama ehli sünnetin tümü cennete direkt gider demedim. Dikkatinizi çeker. Farklı kuşke, mesele. Ama inşallah inşallah inşallah. Ümmeti ahirette azap yoktur. Dünyada fitneler, iç savaşlar, dış savaşlar, zelzeleler, yerler, seller, fakirlikler, hakirlikler, hastalıklar, belalar, musibetler temizleyecek bizi inşallah. Ya ne bileyim bu kadar bozuk adam varken herhalde gideriz biz ya cennete ya. Ne bileyim ben de ben de korkuyorum ama işte arada da bir ümitleniyorum ya. Çok bozuk adam var ya. Adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe muhabbet dümdüz ya. Ne korkusuz adamlar, ne cesur adamlar ya. Evet. Eyüp es yani Hazretleri. Bu da çok büyüklerden. Allah seyyidül ulema. Ulemanın efendisi. Çok büyük bir zat. Fıkıh alimi, ibadet ehli, efendim, Süfyani Sevri Hazretleri biliyorsunuz meşhur. O derdi ki Basra'da dört kişi gibi en büyük zatlar dört kişidir. Onlar gibisini görmedim. Eyüp, Eyüp başlar. Efendim. Bunlar çok büyük veliler. Bu mübarek zat. Tabi bunlar bir daha ikinci tabakalar. Tabi'in dönemi. Buyurdu ki sen idâ haddeter racülü bir sünne e, idâ huddeter sünne e, bir adama hadis okurken sen diyor bir adama hadis okursan Adam da derse ki hadis ne Kur'an. Ya biz bize bırak şimdi bu işleri. Hadis, madis, Bukhari, Müslim, i̇bn Mace, bilmem ne. Tabarani, Mabarani. Ne olacak? Kur'an'a bak kardeşim. Kur'an'da var mı? Kur'an'dan bize anlat derse fe'lemennehu dallün. Dört elif çekiliyor biliyorsunuz orası. Ve Değil mi? Bil ki o adam itikat bakımından sapıktır. Diyor. Bırak şu hadisleri kardeşim Kur'an'dan konuş. Dediği anda sapıktır diyor. Çünkü hadis Kur'an'dan ayrılmaz. Men yutur ve kadat Peygamber'e itaat bana itaat diyen Kur'an. Yatıyullah ve atıyor rasul. Hiçbir yerde Allah zaten Kur'an olsaydı Allah Resul'e itaat demezdi ki. Kur'an Allah'ın kitabı. Yatıyullah yeter. Niye atıyor Resul diyor? Hadisler için. Ve ma atâkumur Resulü. Resulüm ne verdiyse onu alın. Ve mana muhanifentu. Ne yasakladıysa onu terk edin. Haşr suresi. Sen daha ne konuşuyorsun? Onun için bu kadar hadis-i şerif kaderi ispat ediyor. Bu kadar hadis-i şerif sahabenin sevilmesini emrediyor. Bu kadar hadis-i şerif Hazreti Mehdi gelecek diyor. Bu kadar hadis-i şerif Nisa'ya inecek diyor. Bu kadar hadis şerif kabir azabı var diyor. Var var var. Sen nasıl bunlara yok diyebiliyorsun? O zaman sen nesin? Hem kendin sapıtmışsın, hem milleti saptırıcısın. Allah'ın sana ilim vererek saptırdığı kimselerdensin. Allah senin şerrinden bir bu ümmeti muhafaza etsin. Amin. Tamam. Şimdi bugün bu daha mühimdi. itikat meseleleriydi. Bunları konuştum yani. Yatsıdan sonra yeni aldık. Yavaş yavaş erkene gelecek tabii ki. Şimdi dokuzda, dokuz buçukta başladık yani. Ama inşallah tabii o erkene gelecek. Ama kaça gelirse gelsin. Yatsı namazı burada kaçta kılınacak? Yani yok. Yani diğer ezanlara gibi biz inmeyeceğiz aşağı. Bizim buradaki yatsı namazına yedi buçukta yani ne kadar altı içeri geçeye de inse yatsı biz burada kaçta duracağız? Yedi buçukta duracağız. Sekizde de sohbet. İnşallah yani ama bu indikçe de inse de fark etmez. Şu anda hep yatsıdan sonra. Şu anda takvime bağlıyız. Anladın? E sekizden aşağı geldi mi de biz yedi buçuktan aşağı gelirse yedi buçukta sabitliyoruz yine. İnşallah rahman. Efendim Şimdi televizyon önümüzdeki çarşamba akşamı gece 12'lerden sonra falan açılıyor. İnşallah Rahman. Evet, durun bakalım şimdi. Uydu bilgileri frekans 124 ne diyor bu? 124.022.5 Ben size işin ciddiyetini anlamak için okuyorum. Okumayı da bilmiyorum bu işleri de e, ee, internete atıldı. Bizim sitelerde frekans bilgileri var. Zaten 4A uydusuna girenler Lale Gül TV'yi orada hazır. Görecekler. Ayarlama lüzum yok. Hazır orada. Çıkacak. Ama yine de işte sembol oranı işte. Neymiş bu? 30 bin. İşte polarizasyon neymiş? Yatay. Dikey. Neyse işte. Ama bu yataymış yani. Ha. Fetch ne demek? 3 bölü 4 demek. 18 Eylül'de test yayınları başlayacak. Frekanslar yeni uyduda bu bilgilere göre ayarlanacak. Ayarlarsınız. Uyduda çıkacak. Ancak şimdi hemen siz bizi ne yapmayın? Öbür televizyonlar gibi bir mükemmel kadrolu bir şekilde beklemeyin. Garip kuraba işi yapacağız yani. Ama haberlere lüzum yok. Öbür kanallarda haber açık oturuma lüzum yok. Spora lüzum yok. He? yok yani bize ne ee, bize sohbet yeter sohbetlerimizi koyacağız Fatih Kalender hocanın benim sohbetler olacak tek benim sohbetler devamlı bir de görüntülü olmayan kaset sohbetleri radyodaki sohbetler de olabilir görüntüde Mekke'yi koyar Medine'yi koyar değil mi Allah'ın ayetlerini koyar gökleri yerleri falan ee, bunlar da var ondan sonra devamlı sohbet bu perşembe haftaya perşembe inşallah deyin Haftaya perşembe canlı yayın bu sohbet. Televizyondan. Hadi inşallah bakalım. Ha. Ondan sonra internetten izleniyor zaten izleniyor. Bu şimdiki de izleniyor. İnternette sorun yok ama mühim olan dünyaya ulaşmak yani. E bu vesileyle bunu duyurmuş oluyoruz. Allah'ım Rabbim nazardan muhafaza etsin. Eşrarın şerrinden muhafaza etsin. Allah'ım gözden nazardan ırak etsin. Allah'ım bütün insanların kalbini, gözünü, gönlünü o kanala tevcih etsin. Amin. Hep sohbetleri dinleyip hidayet bulmaları nasip et. Amin. İtikattan tahsiye etmelerini Amin. nasip et. Namaza başlamalarını nasip et. Tesettüre bürünmelerini Amin. nasip et. Allah'ım şeriat, tarikat, tasavvuf'a inanmaların nasip etsin. Allah'ım Allah sünneti yaşayıp yaşatmaların nasip etsin. Hep dinleyenleri hidayet etsin Allah. Amin. Dünya ahiretlerini mamur etsin. Amin. Amin. Öyle dua edeceğiz, davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Tamam. Şimdi canlı yayın aracı alınması gerekti. Bundan dolayı bu bize 200 bin lira. Arabası 100-120 lira. İçinin cihazları 80 bin lira falan, falan pişman. Çünkü öbür türlü her hafta kira. Her hafta kira birkaç senede zaten araboyu efendim yerini dolduruyor. Bundan dolayıdır ki bunun acil alınması lazım. Bu önümüzdeki haftaya yetişmeyeceğinden önümüzdeki hafta kiralayacaklar. Ama bundan sonrakları kiraya bırakmayalım inşallah. Bunun da üzerine bir size efendim nerede o şey? Levha nerede? O levha mübarek levha vardı ya. Şimdi onun hakkında şu kağıdı size yazdım. Bakın şimdi bu kağıttaki bilgileri okuyorum. Mübarek Cuma gecesinde. Amel etmek isteyen de edebilir. Efendim Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri. Nazillilidir meşhur. Ben de Nazilli'de kabri diye gidecektim az daha. Meğer Mekke'de vefat etmiş. Hazinetül Esrar isimli meşhur eseri var. Sırlar hazinesi. Ne kitapları var onun. Ali Hader Efendi babamız onu kitaplarından not alırdı hep. Bu mübarek zat söylüyor. Okuyoruz. İnanan erkek ve kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selam kendisini onun yüce huzurunda mülahaza etmeli. Ne demek? Rabıta üzere olmalı. Tazim ve ihtiram ile salatü selamı hitap yoluyla zikretmeli. Yani aleyke. Öbür Allah'ın masalliler aleyke olmuyor. Bu da farklı bir yol. Biz aleyke de yapıyoruz. Bu makamda okuması münasip olan lafızlardan biri. As-salatu ve selam. As -salatu -selam. Aleyke, ya aleyke ya seyyidi. Ya Resulallah. Resulallah. Huz biyedi. Kallet, Kallet hileti. Edrikni. Edrikni. Ya bunu duymasın Vehhabiler. Allah gavur olursunuz. Bir gün böyle okuyorum. Efendim mescidin kapıları kapalı. Gece üçte açarlardı. Biz de yer kapmak için kapının önünde duruyoruz. Önümdeki biri de Vahabiymiş meğer. Ama izdiham böyle. Kapıda hani hızlı gireceğiz içeri diye. Minarenin altında duruyoruz. Babı Cibril'in orada. Huzbiyedi. Bir döndü. Ne huzbiyedi dedi. Yani elimden tut ya Rasulallah. Nasıl tutacak senin elinden diyor. Ölmüş o diyor. Bitmiş diyor. Ulan ben de şimdi orada kavga mı edeceğim bilmiyorum. Anlamıyorum yaptım yani. Arapça bilmiyorum. Pakistanlı mıyım, nereliyim falan. <laughs> ne yapayım? Herifle mi uğraşacağım ya? Resulullah'ın zorunda senle mi kavga edeceğim şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ha, benim biri ne yaptı? Bastonunu gösterdi. Bu bastonun bile bu Resulullah'tan daha faydalıdır dedi. Çünkü o ölmüş dedi bir işe yaramaz dedi. Bak benim bastonum ne işlere yarıyor dedi. Ya ya. Siz bunları mı dinleyeceksiniz? Ya maazallah diyorsun ama kardeşim o dinlediğiniz hocaların çoğu onlardan. Ey Allah'ın Resulü, ey benim efendim, salat selam senin üzerine olsun. Elimden tutuver, ver. Çarem tükendi bana yetişi ver. Yetişir mi? Yetişir. Vallahi yetişir. Yetişti kaç kere yetişti. Ya bunlar ne sapık adam. Sahabe-i kiram Yemame vakasında sahabenin bulunduğu savaşta çok büyük sıkıntı geldi. Yenilme ol, tehlikesi olduğunda Va Muhammed'a ey Muhammed yetiş diye sahabenin Efendimiz'e bağırdıkları vefatından sonra Efendimiz'in adına yardım istedikleri Efendimiz'den İbni Kesir tefsirinde bile var ki onlar İbni Kesir'i kabul ediyorlar. E sizi kabul ettiğiniz tefsirde bile var ya. Sahabenin yaptığı şey nasıl şirk olur ya siz ne biçim adamsınız? Evet. Kişi bu suayı huşu üzere gönül huzurunu temin ederek mümkünse ağlayarak tekrar ederken hacetini Allah'tan istemeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah katında kendisine aracı olmasını, yaratan Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de aracılık, şefaatçi olmasını talep etmelidir. Bu salih atölemle meşgul olan kişi bir yandan "Ya Resulallah Allah'ın kapısı sensin. Senden gayrı kapısı yoktur. Ben nefsime zulmettim. Senin sünnetine zulmettim."miş biri olarak Günahlarımdan kaçar halde sana geldim. Tabi Medine'de değilsin ama Cuma gecesindesin. Cuma gecesinde aradan şeyler ne oluyor? Melekler de kalkıyor. Mübarek ben duyarım diyor Cuma geceleri. Evet. Allah Teala Nisa suresinde ne buyuruyor Estaizu Ve Onlar günah işleyerek nefislerine zulmettikleri zaman Habibim sana gelseler Allah'tan af isteseler, sen de onların affını benden istesen, elbette Allah'ı tevvap ve rahim olarak bulacaklar. E şimdi ben de sana geldim. Rabıta üzere gidilebilir mi? Huzur üzere onun yanına gidilebilir mi? Aleyke salatü selam okudum, o duyar mı? Ha, o zaman ben bu ayet kerimeyi düşünerek sana Allah'tan af istiyorum. Senin de benim için istihbar etmeni istiyorum. Elimden tut. Bu tefekkürlerle bu salavat okunacak. Şeyh İbnu Seyfettin el-Cibavi Kudüs'ün ruhu buyurmuştur. Yukarıda zikredilen bu salat selamı cuma gecesi bin kere okursa bu kısa okunuyor, bir buçuk saatte bir okunuyor. Bilmiyorum bir buçuk. Ben biraz ağır okuyorum. Bir dahaki cumaya kadar da her gece bunu bin kere okumaya devam ederse dikkat! Bu gece başlıyorsun her gece okuyorsun bir daha cuma gecesine kadar. Ne muradı varsa nail olacak, isteğine kavuşacak. Hacetlerin görülmesine sebep olacak acayip sırlardandır diyor. Çok ince bir sırdır diyor. Ve mutlaka o arada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görecek diyor. Evet. Bu mübarek zat. Şeyh İsa el-Beravi. Kudüs'e suruh şöyle demiştir. Ha bu bir haftalık şey. E ben bir hafta her gece yapamayabilirim. Burada da diyor ki her kim cuma gecesi Musa selamı bin kere okursa hacetin muradı ne olursa olsun ama ne isterse istesin acilen yerine getirilecek. Bu böylece o kişi dünya ve arzusuna muradına erişecek. Bu şeksiz şüphesiz denenmiş bir husustur. Kalbin iyice mutmain olsun istiyorsan sen de tecrübe edebilirsin. Denede de gör diyor. Sırrul Esrar isimli eserde böylece mezkurdur sayfasını da verdim kitabın. Şimdi bu, bu levhadır. O salat selam buradadır. Ama siz buradan okuyabiliyor musunuz? Hareke yok, bir şey yok. He? Bunu size zaten takdim edin. Şimdi, bunu da yazdık. Bunun yanında hediyesi. Bu başka kitaplarda yazmış değilim. Bugüne kadar dergide de yazılmamış. Bu salat selam şu birinci satırda. Bir satırda şurada. Bin kere okunuyor. Zaten onu hemen ezberlersiniz. 50-100 kere de falan. Bu salat selamdır. Cuma gecesi tiryaktır. Bu sırların sırrıdır. Denenmiştir. Ben Ravza-i Murat Butarda, Efendimiz'e sıfır tam o arada kimse yokken Kabri Şerif'in tam yanında önündeyken okumak nasip oluyor bana oraya gittiğim zaman. Çok faydasını görüyorum. İnşallah size de nasip olur. Ama Medine'ye gitmek şartı yoktur. Buradan da Cuma gecesi olması şartı var. Çünkü Cuma gecesi aracılar kalkıyor. Şimdi inşallah efendim kardeşlerim e, ee, bu broşürüyle beraber bu şeye bir kampanya yapın. Ya hali gücünüz müsait olan ne diye edersiniz? Beş tane al. On lira tanesi. Beş tane al. On tane al. Bunu bu canlı yayın aracına kullanılacak inşallah. Ve bütün yapılan sohbet, tebliğ nereye gidiyorsa sevabına ortak Dünya neresi dinliyorsa, hidayet buluyorsa sevabına ortak olacaksın. Hem böyle bir şey almış olacaksın. On liradır. Allah razı olsun. Bakın bu dünyanın yarısına en az ulaşacağı vaat edildi bize inşallah. Bunda sizin de çorbada tuzunuz olsun inşallah. Herkes gücü kadar alsın. Ama ben zenginsen gücün kadar al ya. 20 tane al 30 tane mübarek adam. Durumun var. Şu iş görülsün. Cenaze ortadan kalksın. Ehli sünnet yaşasın ya. Hem de sen de bu salavat ile yaşa. Dünya ahiret muratlarına nail olasın inşallah. Güzel işçilikli, manzaralı bir çerçeve yaparsın. Kağıttakini okursun. Onu da asarsın. Allah Resulü'nün himmeti, şefaati, bereketi üzerinizde olsun. Amin. <laughs> salatu Vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu Vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu Vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahir. Dergiden de efendim alıp dağıtabilirsiniz. Ama buna özellikle bu gece yüklenelim. Hepimiz birden bir kampanya yapalım inşallah. Şu borçlar biraz ödensin. Açılıyor artık. Çaresi kalmadı, sıkıntı var. Arkadaşlara yardım edin inşallah. Allah da size yardım etsin. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi ve ve Aleyhi 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 ve ve Aleyhi ve ve Aleyhi 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 ve ve min ve ve اللهم <سؤال> انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك من الخير كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قلبنا كايدرما يا رب يولندن يا رب Şüphelere, vesveselere kaptırma ya Rab. Ehl-i sünneti bizimle ihya ile ya Rab. Bizi ehl-i sünnet itikadından kıl kadar, zerre kadar ayırma ya Rab. Sevdiklerimizi de ayırma ya Rab. Çoluk çocuklarımıza, kıyamete kadar zürriyetlerimize ayırma ya Rab. Bu sohbet hürmetine, cuma gecesi hürmetine, okunan hadis-i şerifler hürmetine. Allah'ım sen bu cemaati ve sevenlerimizi uzaktan yakından dinleyenlerimizi bu dualara ilhak ile. Ya Rabbi bizi Ehl-i sünnetin kalhası ile, muhafıza eyle, eyle müdafi eyle. İmam Maturidilerimizin, İmam Ebu Hanifelerimizin, Ehl-i sünnet imamlarımızın himmetini üzerimizde daim eyle. İtikatta müştehidimiz İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin himmetleriyle, Ehl-i sünnetin reddiyelerinde bizi muvaffak eyle. Konuşmalarımızı tesirli ve etkili eyle. Bu tebliğlerimize her yere ulaşması nasip eyle. Dinleyenlerin o batıl insanları bırakmaların nasip eyle. Hemen kalplerinden onları düşür ya Rabbi. Allah'ın bile bile helak edeceklerin biz senin işine karışamayız. Kaderin sırrıdır. Ama sen ya Rabbi cahil olanları ikaz eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. İnat etmeyenleri ıslah eyle ya Rabbi. Allah'ın hidayeti mukadder olmayanların şerrinden bizi muhafaza et. Onların güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle. İmkanlarını iptal eyle. Bütün ya Rabbi tebliğ yollarını kat eyle. Kes ya Rabbi. İnsanlara fesat ulaştırmalarına mani ol. Ya Rabbi'l-Alem. Veya ya nasırin, nasirin ve ya Dinimiz, dünyamız, ahiretimizde bizlere haseneler nasip Amin. eyle. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz hususunda şerlerden muhafaza eyle. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azaplarından muhafaza eyle. Hepimizi duası müstecap dostlarına ilhak eyle. İki canda korku üzüntü görmeyecek evliyaullah'a ilhak eyle. Amin. Bi hurmet ve yasin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirle nur eyle. Mustafa, Ali, Salih, Kadir, Ömer, Mehmet, Halit, Nureddin, Ercan, Cemal, Kazım, Uğur, Cevat, Mürüvet Zekiye, erkek isimleri bunlar, Kürşat, Efendi kardeşlerimiz vefat etmişler. Rahmetinle muamele eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin Adede mavsi'u ilmullah. Hediyelerimizi ihsal eyle. Azapları varsa şu hediyeler hürmetine defura feyleyip kabirlerini nur eyle. İsimleri burada okunduğu için bu cemaatin hatırı okunan şahadetler bereketiyle onları affeyle mağfiret. Ali Aydarın da annesi vefat etmiş. Yazıldı mı ismi buraya? Ali Haydar. Yukarıda araba bize bakıyor ya. Aa, yazdı mı ismini? Yaz, Havva Gülsüm, Resmiye, Zerrin, Türkan, Bedriye, Bedir'iye Fatma, hanım kardeşlerimize de rahmetinle muamele eyle. Azapları varsa def eyle. Seyyatlarını mahve eyle. Hasenata tebdil eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <laughs> la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin wa nefesin, adad ma ilmullah Allah 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 hediyelerimizi nurdan tabaklarla dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine şu saatte gecede ithal eyle amin nur ile, bize de böyle okunmak nasip Ameel. eyle amin, diyenleri nar cehennemden azad eyle amin bi hurmet taha ve yasin Allahümme salli Allah. ve sellim Sallim. Sallim. ve barik Ameel. Ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم lima sebeqa nasrul hakki bil hakki vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihi azim bir tanesi dünyalar ahiretler hepsini çıralım Allah'ım ya Rabbi. kitlileri açan Muhammed Mustafa sallallahu geçmişleri sonlandıran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakka hak ile yardım eden sallallahu aleyhi ve sellem senin sıratı müstakimine irşad eden Resulullah Efendimiz'e salatu selam eyle ya Rabbi aline ashabına ya Rabbi. onun hak ettiği kadar salat eyle yüce miktarıyla salat eyle amin Allah'ım bizim de kilitli işlerimizi aç ya Rabbi Muhlak işlerimizi aç ya Rabbi püsürük olmuş işlerimizi aç ya Rabbi külliyemizi iade eyle ya Rabbi Allah'ım ne sorunlarımız varsa elimizden alınan Kur'an'lar, Mus'afir'ler, kitaplarımızı iade eyle kaybolanlarımız Kaybolanlarımızı iade eyle. Müşküllerimizi hallu hall asane Sıkıntılarımızı feraha tebdile eyle. Günahlarımızı sevaba tebdile eyle. Amin, amin. amin. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillah Rabbil alemin. Bunu okudun mu sonunda? Yarın ahirette mizanda en bol ölçekle sevap sana tartılacak. Kim meclislerin sonunda bunu okuyarak ayrılırsa yarın ahirette ondan bol ölçekle kimseye sevap tartmayacaklar. Allah Teala ecrimizi azim eylesin. Amin. Zayi ettirecek günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi Sapanca Vekilimiz Cevat Hoca kardeşim selamı varmış hepinize. Kıymetli arkadaştır. Pazar günü Sapanca Buhara Camii'nde öğlen namazından sonra hafızlık icazeti yapılacak. Sapanca Buhara Camii'nde hem yeşillik meşillik biraz kebap mebap da yersiniz. Gezin öyle siz. Meraksınız gezme. Böyle boşuna gezmeyin. işte arada da bir icazete uğrarsınız. Hafızlık icazeti varmış. Buhara Camii'nde cemaat davetlidir. Allah hayırlı mübarek eylesin. Ben gidemiyorum çünkü burada bir sohbete sözüm var. Ama büyük bir salon tuttular etten ama... Size ilan edemiyorum Çünkü onlar zaten otomatik 3000 kişi Biz sade kendimiz geleceğiz dediler Sen ilan etme dediler ben de edemiyorum Onun için ben burada sohbetteyim Orada da Kardeşlerimiz icazete gidenler gidebilirler Allah'ım hayırlı mübarek eylesin 14 secdelerde azalma var Cemaate ilan edelim Güneş doğmadan 45 dakika önce Kimin ne derdi sıkıntısı varsa Buraya gelsin Buraya bu camiye Kur'an'daki 14 secde yapılsın. Sonra da sabah namazı, cuma sabah namazlarını en af olmadan çıkmaz buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben çok ağır hastalıklardan gelemiyorum epey zaman. Gece de çalışıyorum. Yolum da uzaklaştı. Onun için yakında ben de gelirim inşallah. Ondan sonra efendi kardeşlerim 14 secdelerde kendiniz için ne sıkıntınız varsa Allah kifat edecek. Cuma sabahlarında burayı terk etmeyin. İnşallah yakında biz de geleceğiz inşallah. Ben şimdi buraya 390 şekerle geldim. Size buraya gelirken 390 demin bile iğne 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 320'ye zor düşürdüm. Sohbete başlamak zorundaydım. Vakit geldi. Şimdi de ne haldeyim belli değil. Allah razı olsun. Dualarınızı beklerim. Ben size feda olayım. Ehli sünnete kurban olayım. Sizin hizmetinizde olayım. Efendim, babam, Efendi babam Alaaddin Efendi zikre gelen, hatmi şerife gelen, sohbete gelenlerin gidermiş ayakkabılarının altını yüzüne sürermiş. Allah yolunda tozlandılar dermiş. Ben sizin ayakkabılarınızın altını yüzüme süreyim. Yani bir iş yapmış olamam yani. Kesinlikle. Siz çok kıymetlisiniz. Bu zamanda Allah için adım atan kalmadı kardeşlerim. Kalmadı, dertli kalmadı. Siz çok kıymetlisiniz. Allah değerinizi size bildirsin. Ne yolda olduğunuzun değerini bildirsin size. Amin bırakmaktan muhafaza eylesin. Amin. Birbirine dua edelim. 14 secdelerde devam edelim. Rabbim devam sebat istikamet. Cemaata çıkacak kuvvet, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Amin. İla şerefin Nebi sallallahu teala. ve sahabe ve ruh. İmam tarikatın efendi babamız hasa ve la ruh. Vatil amatil müslimin. Ve vatil cemaat hadirin el Fatiha. Hedana li hada ve ma kunnâ lehtediye lev la Allah. فما توفيق يعد الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا صلو على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sizlerden sonra Bukhara Şerif'e gittik. Semerkant Şerif'e gittik. Taşkent Şerif. Bunlar tabii kıymetli beldeler. Hepsinde ulema var, evliya var. Bazına peygamberler var, Daniel Aleyhisselam var. Her ziyarette sizlere dua ettik. Bize Allah için gelenlere, sohbete Allah için gelenlere, Allah için dinleyenlere, Allah için sevenlere hep bu dualara ilhak ile diye tabi çok dualar ol. Bazen 40 dakika dua alıyor. 30 dakika, 40 dakika, 30 dakika, 40 dakika. Onları da işte şimdi çektiler bazı arkadaşlar ondan ondan birleştirip de sitelerimize atacağız inşallah duaları da. Siz de şahit olursunuz. Yani sizin adınızın geçtiğine dair mübarek Bukhara Khorasan'dan sayılıyor. Khorasan deyince şimdi İran'dan falan zannediyorlar. Halbuki Khorasan Türkistan. Bukhara da Khorasan'dan sayılıyor. Mavera Nehir Khorasan'dan sayılıyor. Onun için Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri'nin sözü daha iyi anlaşıldı ki Hazreti Mehdi'ye Türklerden yardıma ordular gelecek. E bu hadis-i şerifteki Ebu Davud hadis şerifindeki Khorasan'dan e, Horasan'dan siyah sancakların çıktığını gördüğünüz zaman şimdi bu IŞİD falan bunlar siyah sancak nereden çıktı? Irak'tan. Onlara uymayın diyor. Onlar hak, hakkı söylerler, hakkın ehlinden değiller diyor hadis-i şerif. Ama Horasan'dan siyah sancaklar gelince onlar Türklerdendir. Yani Seyit Maliki'nin o sözünü şimdi daha iyi anladım. Çünkü Buhara ve mavera nehir Türklerdendir. Onun için sizden yardım gelecek Hazreti Mehdi'ye. O bu davut hadisidir. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman fetuha. fetuha ve kar üzerinde emekleyerek bile olsa yani yollarınız tıkansa çok zor da olsa o orduya kavuşun. Allah çocuklarımızdan nasip etsin. Amin. halifet Allah el Mehdi. Allah'ın halifesi Mehdi'ye yardım o orduyla gidiyor. Demek onlar yine bizim millete nasip olacak ya. Yine bizim millete nasip olacak. Şerefli Türk milletidir, mübarektir ya. O bölgelere böyle. Tabii şimdi yeniden bir canlanma var. Gençler maşallah. Taşkent'te cuma kıldık hep yaşı 30'dan aşağı bütün cami dolu bütün. Allah artırsın, Allah muhafaza etsin. Eyyub Aleyhisselam Bukhara'ya kadar gitmiş. Ulema'dan birine sordular, Bukhara'ya Horasan'a peygamberlerden giden var mı? Eyyub Aleyhisselam gitmiş. Ona çok güzel ikram etmişler, yedirmişler, içirmişler, misafir etmişler. O da Ya Rabbi, buraya açlık musallat etme diye dua etmiş. Feye mübarek etün la yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar Bukhara mübarektir. Ya. Semerkant hadi şeriflerde geçiyor. Elkant fi zikri ulema Semerkant. Ömer Nesefi meşhur akaid kitabımızın sahibi. Medreselerde okutulan itikat kitabı Ömer Nesefi'nindir. Onun şerhi İmam Taftazani'nindir. Ee, Ömer Nesefi maturi değildir bizden. Bizim e, itikadi mezhebimizden. Onun Semerkant uleması hakkında e, bir eseri var. 550 tane şeyhten hadis aldım diyor. 550 şeyhten. Koca Ömer Nesefi. Orada e, hadis-i şerifte Maveraun Nehir'de e, bir şehir var. Adı Semerkant'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onun kadını, ehli, çoluğu, çocuğu hepsi mahfuzdur ve korunmuştur diyor. Evet. E, Timur Timur Lenk Danyal aleyhisselamın kabri şerifini getirmiş oraya mübarek adam ee, şeyhlere çok hürmet ederdi. Kendi de şeyhinin ayak ucunda yatıyor. Şeyh Seyit Bereke Hazretleri, büyük şehit Timur Lengin şeyhi. Onun ayağının ucuna yatırmış kendisini. Seyyid Emir Külal bizim şeyhimiz, Şah Nakşibendi Hazretleri şeyhi. Onun oğlu Seyyid Ömer Hazretleri de yanında yatıyor. Ondan dolayı onda türbesini ziyarete girdik çünkü iki tane seyit ve şeyh var. Onlar da ziyarete girdik. Ziyaret ettik elhamdülillah. Danyal aleyhisselam Irak'la İran'ın sınırında Şuşi Danyal diye bir yer orada bulmuş. Bakmış orada hiç savaş çıkmıyor, harbi olmuyor falan. Sormuş burada niye bir şey hiç olmaz. Demişler Danyal Aleyhisselam var. O zaman demiş ben onu alayım bizim oraya götüreyim bizim ora muhafaza olsun. Timur bu yapar ondan sonra Daniel uzun kabri Hep Facebook'ta attık resimlerini. Bakıyor musunuz bilmiyorum. Evet, bizim Facebook'ta ne yedik ne içtik diye bir şey yok. <laughs> He. Peygamber kabirleri, sahabe kabirleri, evliya kabirleri. Altına dipnotlar, bir şeyler bir şeyler. Evet onlar işte tabi dergide daha yer, yer çok bazı yetmiyor. Onları da toparlayacağız daha. Dualar ettik elhamdülillah. Silsile-i en büyük şeyhlerimiz orada Abdülhalik Ucduvaniler, Arif Rivi ve Geri, Mahmud İncir Fahnevi, Hace Azizan, o ha, ha, ha dedir ama makamı oradadır iki oğlu ile beraber, iki oğlu oradadır. Ondan sonra Hace Muhammed Baba Semmasi, ondan sonra Seyyid Emir Külal, ondan sonra Şah Nakşibend Kattesallah, sonra Semerkant'e Ubeydullah Rar. ne büyük şeyh, ne büyük veliyim. Efendim, bunların hepsinde ziyaretler oldu. İmam Kelabazi Bukhari'de, çok büyük zat, taarruz sahibi. Önümüzdeki ay dergide onlar hakkında bilgiler sunacağız inşallah. Seyfuddin, ee, Şeyh Seyfuddin Baharzi, efendim, e, Cengiz'in torununu Müslüman etmiş. Bir şeyh Müslüman, onlar Bukhara'yı işgal ettiler, istila ettiler. Sonra o Şeyh Efendi Kübreviye meşayihinden, o geldi, e, onu Müslüman etti. Yeniden bir şeyh memleketi kurtarır. <laughs> Allah Allah. E şimdi istilacıyı Müslüman edersen ne olur? Bela biter. Ondan sonra Severkent'te yine e, Şeyh Burhanüddin Sagarcı, o da e, efendim Çin imperatorunu Müslüman etmiş. Allah Allah. Ne büyük işler ya. Şimdi savaşta savaş füze, atom, gemi, bilmem ne, dünya giriyor birbirine. Ev, Evliyaullah bir şey efendim, bir Müslüman ediyor adamı, bütün memleketler kurtuldu. Ya. Onun için sohbet, sohbet, sohbet. Nasihat. Kılıç cihadı adam yitittirir, Vaz cihadı adam kazandırır. Onun için biz yani bu cihada ağırlık vereceğiz. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Öbür cihat da meşrudur. Velakin lakin Birinci gücümüz yok. Gücün olmayınca otur aşağı diyor. Ve la'tul qubiyeti tehlike. Kendi ellerinizde kendisi tehlikeye atmayın. Açın Suriyedekiler Hakk'taya e güçleri yokmuş. Zamansız çıkış yaparsan Allah muhafaza etsin. İşte bir Nusayri Melon'un yüzünden yüz binlerce Müslüman perişan oldu. E şimdi bunlara kalkın ayağa diyen de mesul olur mu? Olur. Çünkü neden? E gücün yok. Gücün olmadığı vakitte düşmana karşı çıkmak nedir? İntihar. Hesabını kitabını doğru yapacaksın. Tabii ki e, zulme rıza göstereceksin anlamında değil. Zulme rıza göstermeyeceksin ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaç sene neler çekti? 13 sene. E, ne yapsın? Hadi kalkalım diyene otur aşağı dur dedi yani kestirme bütün müslümanlar garibanlar dedi değil mi? Ne Medine'ye gidersin, altyapını yaparsın, İslam devleti kurulur falan Değil mi? Ondan sonra yani İslam tarihine baktığın zaman gösteriyor bize. Onun için evliyaullah harp olduğu zaman cihat'a da gidiyorlardı. Müritlerini de alıp gidiyorlar. Hazreti Fatih İstanbul'un surlarına geldiği zaman bütün tarikatlar, şeyhler ve müritleriyle buraya ona yardıma geldiler. Allah razı Semerkant'ten manen geldi. Hazreti Fatih'in ümidi kesilmişti. Birden zuhur etti. Semerkant'te ihvanlarıyla sohbet ederken dedi ki e, Osmanlı'nın hükümdarı bizden himmet istedi. Yardım etmemiz lazım. Onlar da şaşırdılar. Semerkant nereye, buna nereye? Uçakla beş saat. Dedi tamam atımı hazırlayın, atını hazırlayın. Birkaç kişi de geldi sahraya böyle tarlalara doğru şey yaptı atıyla böyle bir, bir böyle bir de dalgalandı gitti müritleri kaybettiler onu yok ortada yok burada Hz. Fatiha'nın e alenen geldi bedeniyle geldi tayyi zaman diyorlar buna tayyi mekan yani mesafeyi aşmak uçakla gelmek gibi sen uçakla 5 saatte geliyorsun o da manevi şeyle bir dakikada geliyor Hazreti Fatih e dedi ne durumu dedi ben ne yapacağım? Epey zaman beklendi surların dibine millet perişan oldu. Ee, gücümüz zayıflayabilir, ordumuz e, geri durabilir falan filan. Sen korkma dedi bak dedi cübbenin burasına. Bu bak dolu ordular var. Bunların hepsini dökeceğim buraya dedi. Manevi ordular. Sen devam et. E niye, ne diyor Hazreti Fatih 13'ün şiirleri var, be beytleri var. He? Himmeti cündi ricalullah ile Allah dostlarının e, manevi ordularının immetiyle fethettim diyor. Maksadım gayem nedir diyor. Kafirleri tarumar etmek. İmtisali cahidu fillah olup dur, niyetim. Niyetim Allah yolunda cihad edin emrine uymaktır. Efendim dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Derdim İslam davasıdır. Krallık paçalık davası değildir. Ama ben Evliyaullah'a dayanıyorum diyor. Hem ulemaya evliya'ya istinadım var benim. Benim manevi dayanaklarım var diyor. Ya. E şimdi bakıyorsun bu kadar hareketler, dünya üzerindeki faaliyetler işte aleminde falan filan başarısız. Niye? E, Vehabi kafasılan evliya evliyaullah'tan himmeti şirk görerek, sahabenin kabrini patlatarak, evliya'ya terbiyesizlik yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile efendim e, hakkında yok ki bir gururumu var acaba diyerek yok sakal şerefine kıl diyerek Allah yardım eden Etmez. Ediyor mu? Etmiyor. Kuvvet geldi mi? Gelmedi. Yardım geliyor mu? Gelmiyor. E sen kabahati kendini arasana. Adam olsan bu kadar insan sayısın, sayın fazla. Bedir'den fazlasın, Uhud'dan fazlasın, Hendek'ten fazlasın. Niye yardım gelmiyor sana? Ehli sünnet değilsin ondan. Evvela itikadını düzelt. İtikadı bozuk adam cihad etse ne olur? Onun için vaaz-u çok fayda olur inşallah. Hidayet olur. Tesir hidayet Allah'tan. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ve amme ne var? İmam Maturidi Hazretlerine gittik. İmam Merginani de orada. E, Bursa'da da anlattım biraz. Orada yani şimdi kitapta bakıyorum tabii o kitapta hemen hemen 7 800 senelik bütün e, evliya ulema orada gömülmüş. Mekke Medine'den sonra en büyük mezarlık. Ama şimdi tabii birkaç park yaptılar etrafına. Ama kabirlerin yerleri belli değil. Ama bütün evliya orada. Bir yerde var 400 tane ismi Muhammed, babasının ismi Muhammed, İmam Maturidi gibi, İmam Ebu Leşsemerkandi gibi hepsi Hanefi mezhebinde müçtehit. Bir yerde yatıyorlar. 400 tane. Müçtehit mesela. E orada Sadat yani seyitlerin bölümü ayrı, fıkıhçıların bölümü yapmışlar öyle kabristanlar o zaman tabi Rus işgal ettiğinde perişan etmiş. Tarumar etmiş oraları. Biz Efendi Hazretlerimizle gittiğimizde yani bir kabirlerin hep üstü orası Yahudi mahallesi. Hepsi ev yapmışlar. Bütün Yahudiler üzerine oturuyor, içki içiyor, ne yapıyorsa. Bütün evliya ulema kabristanları. Çok üzüldük. O e o vaazları hatırlayanlar burada hatırlayabilir. Bu 15 seneden fazla olmuş olabilir. Ben geldim dedim hatta İmam Hatürri'nin işte oralardaki evler satın alınacak da çok da pahalı değiller ama işte kabirler açılacak falan falan. Neyse. Buradan da yardım edenler oldu. Oradan da biraz ilgilenenler oldu. Şimdi kocaman işte resimlerini atıyoruz. E tabi yerleri belli O çok üzüyor bizi. Sonra İmam Maturidi başka yerde çıktı. Onun üzerine kubbe yaptılar. Şimdi türbe yaptılar. İtikatta imamımız, müştehidimiz efendim 22 hektar mı ne dediler? 444 bin ulema evliya yatıyor. 444 bin sırf ulema evliya yatıyor. Sırf ulema evliya. Normal insan da gömmemişler oraya. Ya. Tabi o mahalleler hala uzat öyle 22 hektar açılmamış tabi. Allah onların da açılmasını nasip etsin. Amin. 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 İmam Maturidi Hazretleri'nde bir hanım, hoca hanım kardeşimiz zuhurat gördü. İmam Maturidi Hazretleri çok heybetli bir şekilde gelmiş yanımıza. Yanında da arkası dolu alimler var. Tabi buyurmuş, ben tabi duyamıyorum, ben, benim keşfim açık değil demiştim size bazısına gösterirler. Efendi Hazretleri buyurdu. herkese göstermezler. Birine gösterirler, herkese işittirirler. Buyurmuş ki, ehli sünneti müdafaa diyorsun, hak üzeresin, taviz verme, devam et. Biz senin arkandayız, biz senin arkandayız, ehli sünnet mezhebini müdafaa diyorsun, biz sana yardım edeceğiz. Sonra, ben çok orada duada istedim ki, itikat meselelerinin en zor meseleleri, siz Müslüman kardeşlerimize anlayacağınız şekilde anlatabilme kabiliyeti ve anlama kabiliyeti. Çünkü bazı akait meseleleri cidden zordur. Bunların da derslerine daha giremedik. Belki televizyonda yapayım diyorum. Ondan sonra o hususta da işte sanki bilgisayara yüklenir gibi sırtımdan ağrı o yandakilere söylemiş. Birçok kitaplar yüklemişler. İnşallah aklım hafızam yerinde kalır. Size bu ilimleri verebiliriz. Sonra o hanım kardeşimizin bir şeyden haberi yok. Bu tebliğ dünyanın yarısına ulaşacak buyurmuş. Dünyanın yarısına. O kadın caz bilmez. Halbuki şimdi bu televizyon olunca bütün Doğu bloğunu verdiler bize. O da dünyanın yarısı ediyor Çin'e kadar. O bilmez onu. Oradan anlaşılıyor zaten hak olduğu zuhuratın. Bir şey bilmiyor ki televizyondan nereye kadar gider. Yarısına ulaşacak buyurmuş. İnşallah bir başkaları da çıkar öbür yarısına ulaşır. Allah kerim. Onun için bu cemaatin çok bereketlere, hayırlara vesilesi var. Şu toplanmanız, gelmeniz, gitmeniz boşuna değil. Ulemanın evliyadan bundan haberi var. Hacı Emkeneki Hazretlerine gittik. Kıymetli bir hanım ablamız. Tarikat derslerini güzel yapar. Benim de ablam yani büyük. Hurafe konuşacak biri de değil. Ya diyor senin arkanda işte uzun boylu, sarıklı, heybetli bizimle gelmeyen birini gördüm. Duada. Sonra telefonlar çaldı, bir dikkatimi dağıttılar, bir daha baktım yok. Hacı Emkene Hazretleri miydi, başka meşayih mıydı? Her gidilen yerlerde ruhaniyetler mutlaka hazırdır. Zaten Allah Teala meşayıkın, evliyanın kabirlerine müvekkel melekler tayin etmiştir. Orada dua edenlerin dualarına amin demeleri için. E zaten melekler günahsız. Ben aldığım müjdeler, ben de kendim rüya görüyorum. Gördüğüm şeyler müjdeci rüyalarla beraber. Duaların kabul olduğu kesindir. İnşallah bütün dualardaki yönelişimiz ehl Sünnet ve Cemaat mezhebimizin payidar olması içindir. E, i̇tikadımızı neslimize bırakabilmemiz içindir. Ehl-i Sünnet inancıyla insanları ihya edebilmek, kendimiz hidayet bulmak, insanları hidayete erdirmek, kendimiz islah olmamız, salah bulmamız, insanları islah edebilmek içindir. Allah Teala bu usta imkan vermesi, iktidar vermesi, güç vermesi, kalpleri, gönülleri, kulakları, gözleri müsahhar kılması, yöneltmesi içindir. Bunun için yaptık. Bütün duaları buna yönlendirdik. Ve kendi bir dertlerimizi bile unuttuk yani. Bir şey kendimiz için bile isteyemedik yani. O kadar evliya Allah kabri şeriflerinde derdimiz dinimiz olması lazım. Ve itikadımız olması lazım. Çünkü çok fırkalar çıktı, çok bozuk akımlar çıktı. Özellikle bu İran şiasının belası. Bir de Vahabi belası. Şu anda bu iki bela kasıp kavuruyor. Allah şerlerinden muhafaza. Asin. Şia şiayım demiyor. Takıya yapıyor. Ben sünniyim diyor. Mustafa Şlamoğlu gibi. Ben sünniyim diyor. Ben hanefiyim diyor. Sonra kader yok diyor. Ya nasıl sünni içinde kader yok? Amentü'den bir tane gitti. Şimdi Amentü'deki alın yazısı yok. Şimdi geçen ne demiş? Soma'da demiş. Şimdi göldüler. Kader mi bu demiş? E Öyle demiş. Tabii siz onu dinlemiyorsunuz, onun için bir şey bildiğiniz yok. Ama bir ana da haber geliyor. Ben de dinleyecek halim yok, zaten şekerim çıkar yani. <laughs> Böyle bir, Allah muhafaza etsin, kader yok, alın yazı yok. Zaten sahabeye hakaretleri, müçtehitlere hakaretleri. Geçen diyorlar babası açıklama yap babası konuşmuş. Bütün evi İran kitapları dolu, Hümeyni'nin baş adamı diyor. Yani babası söylüyor, biz bir şey demedik, bizim haberimiz de yok yani. Benim haberim de yok bir şeyden. Biz de gidip babasının yanında çekim yapmadık ki. Adamcağız bizi de evvelce aradık. Demişti mübarek adam. Milyonları saptıracak. Ah ben hasta olmasam yanına geleceğim seninle reddiye yapacağım. Adamcağız büyük halim, büyük veli. Yani büyük veli. Sami Efendi Hazretleri grubuna bağlı. Mübarek bir zat. Bu zamanda kim çıkar oğlunun hakkında böyle konuşur? Kim çıkar? Bizim ne hocalarımız var öyle oğlu bir yanlış yapsa hiçbir şey duymamışa veriyor. Kim diyormuş? Kim? E, Kim diyor hakkımı helal etme? Hangi İslam oğlum? Barık soyadını söylüyorsun, adını söyle de. Yok onun hakkı yok ki onda. Babası, babası, babası bir geçir. şey konuşuyor. Babası derse onun sesini duyalım. Babasının sesiyle babası desin ki hakkımı helal etmem mesela. Öyle bir ses duyulmuş değil. Videoyu zaten biz atmış değiliz. Biz bilmiyoruz. Başkaları atmışlar. Yani evet. E kaldırsın, kaldırsa ne olacak? Evvela bozuk inancını kaldırsın. Sen kaderi inkar ettikten sonra senin baban demese ne olur? Peygamberin diyor. El kaderiye mecusi azil Kader yok diyen bu ümmetin mecusisidir. İmmeridû felâ teûdûm. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Babasını, babasına ne acet? Muhammed Mustafa konuşuyor. Babası, babası ne yapsın? Babası ne yapsın adamcağız? Allah ona şifa afiyet versen. Selamet versin. Babasına ne? Muhammed Mustafa konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaderi inkar eden bu ümmetin mecusesidir. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Ve nimatu ve latet Ölürlerse cenazelerine gitmeyin. Ve hakkun alallahi'l hakum bi'd Allah söz veriyor. Onları dünyada yaşarlarken Deccal çıkarsa Deccal'a kavuşturacak, ona iman ettirecek. Ölürlerse de mahşerde deccalla haşredecek. Allah'a haktır diyor. Bu Ebu Davud hadisidir. Ebu Davud ne demek biliyor musun? En sağlam altı kaynaktan biri de. kader yok diyen adam sen de ne konuşuyorsunuz ya? Hakkımı helal etmem. Fasığın gıybeti olur mu? He? Bidat elinin gıybeti olur mu? A ben deseydim ki evinde lahana yemiş. O zaman hakkını helal etmesin. Ben deseydim ki, karısı kızı şurada yemek yemiş, bilmem ne yapmış, o zaman hakkını helal etmeyebilir. Çünkü özel hayata girer. E sen kitap yazacaksın, vaaz yapacaksın, bütün milleti saptıracaksın. Babasının bizde el yazısı var, Ali Eren Hoca'ya yazdı. Milyonları saptıracak, ne olur reddiye yapın diyor adamcağız. E böyle el yazısı var, dergide bastık. E el yazı adamcağız göndermiş. Ne hakkı sen millete kader yok diyeceğin, milleti kafir edeceğin, dinden çıkaracaksın? Ondan sonra diyoruz hakkımı helal etmiyorum. Ne ne hakkım var burada? Özel hayat var mı burada? He? Yediğin içtiğin var mı? E bize ne? Bunda bir e, kul hakkına giren bir durum yok. Ama biz zaten bunu ne çektik, ne attık, ne bizimle alakalı bir şey değil. Bunu çeken, yani atanlar başkaları. Evet yani halk var orada kalabalık zaten. Kaç kişi var? Bize ne bunda? Evet Allah Teala selamet afiyet versin babasına. E şimdi biz burada itikadımızı korumak mecburiyetindeyiz. İmam Hatip gençliği Allah rızası için ben uyarıyorum. Bu gençlik İmam Hatip gençliğine bunun kitapları tavsiye ediliyor. Müdürlerin odalarında bunun kitapları var. Öğretmenler bunun adamlarından atanıyor. Bir an evvel e, ilahiyat ve imam hatip menşeli yavrularımıza, kardeşlerimize, ehli sünnet efendim itikadı açlayacak hocalar yetiştirelim inşallah. Amin. Var olanların Allah sayısını çoğaltsın. Var olanlar mücadele yapsın. Amin. Yani Allah onlara güç versin, cesaret versin, metanet versin. Geri durmayın. Biz yeni bir kitaptan hazırlıyoruz. Delilleriyle koyacağız. Kader alın yası yok dediği kesin zaten. Zaten amen türün bir esası gittiğinden dolayı. Geri kalanlar teferruata giriyor. Yani amentüde bu adam itiraz ediyor. Dolayısıyla bu kadar şerif var. Bu adam bidat sahibidir. Bazı alimler kafir diyorlar. Ee, tabii ki kaderi inkar, amentüden birini inkar, hepsini inkar. E biz kafir demiyoruz. Neden tevil? Tevile gittiği zaman kafir dememek ehli sünnette esastır. Biz tekfirci değiliz. Kafir demedi demiyoruz. Ve evet, lakin e, ehli sünnetin dışına çıktığı kesin mi? Kesin. Yani buna ne deniyor bunun adına? Bid'at ehli. Mübtedir. Mübtedir yani dinde uydurma inanç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Sahabe zamanında yok. Sahabe bu kader konusunda böyle konuşan camiye girdiği zaman bin tane sahabe hepsi camiden kaçıyorlardı. Esbak diye biri vardı. Basra'da falan ilk bu kader konular çıktı. O camiye geldi mi? Yani biz bununla mücadele edelim bile de demiyorlardı. Allah bunun belasını verirken bize de vurur diye hepsi camiden çıkıp gidiyorlar. Camiye gelse camiyi terk ediyorlardı. Meclisi, mescidi, sohbeti terk ediyorlardı. Bu itikadi konulardaki sapıklardan. Tabi'in döneminde. Tabi o zaman sahabe de yaşıyor. Feynâmenû bimislim âmentum bifekadîtedev. Habibim buyuruyor sizin gibi inanırlarsa hidayet erdiler. Bak sen demiyor. Sizin diyor. Bu sizinden ne çıkıyor? Cemaat çıkıyor. Yani senin ve sahabenin inancı gibi inanırlarsa hidayet erdiler. Ve intevelle bundan ayrılırlarsa fe inne muafi şıkak. Onlar haktan uzak bir ayrılık içerisindedirler. Fe Onların şerine karşı yakında Allah sana kafi gelecek. Bize de kafi gelecek. Biz hakaret etmiyoruz. Kimsenin kılına, şahsına, ağzına, gözüne hakaret etmiyoruz. İşine, gücüne müdahale etmiyoruz. Ne kazandı, ne harcadı, ne yedi, ne içti bir şey karışmıyoruz. Biz kaba kuvvetten yana değiliz. Sövüp saymaktan, vurup kırmaktan yana değiliz. Bunlar asla bizim tasvip etmediğimiz ehl sünnete muhalif şeylerdir. Ama biz ilim sahasında, ilmi konularda reddiye yapmak zorundayız. Bundan dolayı burada sadece reddiyelerimizi ulaştırın. Bu konuşmayı da özel bölümleyelim. Reddiyelerimizi ulaştırın. Bidat sahipleri çoğalmıştır. Üniversitelerde bunlar maalesef hoca konumundadır. Bazı imamlardan, müftülerden de bunların taraftarları vardır. Zaten kabir azabını inkardan vesaire. Bunlar hep bidat ehli. Çünkü mütevatir konu. Mehdi gelmeyecek dese bidat ehli. Ehl-i sünnetten çıktı. İsa Sam inmeyecek dese ehl-i sünnetten çıktı. Bazılarına göre dinden de çıkıyor ama biz e, tekfirci değiliz. Ama mütevatir korular bunlar. Mütevatir. Lafzan değilse de manen mütevatir. O kadar senedi, o kadar sahabeden gelmiş ki mütevatir. Namaz beş vakit gibi yani. Dolayısıyla bunları inkar eden eli sünnetten çıkması kaçınılmaz, mümkün değil, ben sünniyim dese boş. Olamaz yani. Bu kadar hadis inkar eden. Dolayısıyla, e, Kur'an'da da ayetler var. Allah'ın yazdığına der. Birçok deliller var. Kullen yusuy Soma'da facia oldu. Tamam. Habibim şöyle ki bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası asla gelmez. E demek ki bu kader miydi? Kaderle mi oldu? Ama orada ihmali olanın suçu var mı? Tabi suçu var o ayrı bir şey. İhmali olandan suçu kaldırmaz. Ama adamın eceli yazılmış mıydı? Yazılmıştı. E o ayrı, o ayrı. Sorumlu olmak ayrı. Burada kader miydi? Kader ayrı. Sen nasıl efendim bura böyle kader mi olur? Di diyebilir misin ya? Bunlar bidat ehlidir. Bakın evliya Allah'tan birisi çok da büyük zannetse Abdullah bin Mübarek olabilir. Bek tabiinden mana aleminde görüldü. Tediler Efendi Hazretleri ne muamele edildi sana? Dedi yani yeni de vefat etmişti. Ben şu ana kadar sıkıntıdayım. Mevla daha bana bir e, iltifat etmedi. Dediler aman yani sen bu kadar büyük zatsın sana iltifat etmeyecek kime eder Mevla? Çünkü bana şöyle buyurdu. İnneke nezarte bil lutfi yevmen ila veci mübdedi'in. Ehli sünnet dışı bir inanca sahip olanın suratına bir gün şöyle hoşlukla baktın. Onun için biz sana iltifat etmiyoruz. Yani bakalım ne zaman düzelecek benim durumum dedi. O da evliyanın reisi zamanında yani. Kolay bir şey değil, ucuz bir şey değil. Allah Resulü'nün hakkını ben bağışlayamam. Ehli sünnetin hakkını ben bağışlayamam. Ben bana yapılan hakareti bağışlayabilirim. İtikadi hataları ben bağışlayamam. Mazur görelim. Ben göremem. Benim yetkim yok. Onun için mutlaka bakın her tarafta rahatsızlık var. Bu şia'nın akınları devam ediyor. Sahabe düşmanlığı, aşlama meselesi, o ehli sünnet dışı itikatların yayılma meselesi yani ders kitabında 11. sınıflara okutulan ders lafında caferiliği mezhep yasaymış hak mezhep çoluk çocuğumuza bu okutuluyor 5 tane hak mezhep. e niye e Caferilik de var onun için yazdım e o zaman 72'yi de yaz mutezileyi de yaz cebriyeyi yaz kadereyi yaz müşebbiyeyi yaz mürciyeyi yaz yaz oğlu yaz 72 tane sapık fırka var yani dünyada olan mezhepleri yazacaksan 5 değil hak mezhepleri yazacaksan o da 5 değil Hak mezhep dört. İtikatta iki. Bunlar ehli sünnet, maturidi, eşari. Fıkıhta dört. Zaten ki fıkıhtaki mezheplerin dördü de ehli sünnet altında birleşiyor. Üç mezhep, Şafii, Hanbeli, Maliki eşaridir itikatta. Hanefi mezhebi maturididir itikatta. Bunların hepsi de bir yerde toplanır. Ehli sünnet ve cemaat adı altında. Öyle mi? E, caferilik sen nasıl dersin? Caferilik hak mezheptir. Çoluk çocuğa bu nasıl okutursun ya? Caferilik hak mezhep olabilir mi Allah muhafaza? Ebu Bekri sevmeme, Ömer'i sevmeyen, efendim bu onlara beddua eden, buğz eden insanların Ebu Cafer'i Sadık'la ne alakalar var? Bursa sohbetinin baş kısmını dinleyin. Bursa sohbetine beyan ettim. Şimdi burada tekrar edecek vakit bulamam. Ama Cafer'in hak olmadığına dair birçok şeyler anlattım. Dolayısıyla sıkıntı var. Herkes inancına, imanına sahip olsun. Çoluk çocuğunun ne öğrendiğine sahip olsun. Kimin dersine gittiğine sahip olsun. Ya Allah muhafaza çarşaflardan efendim şunlardan bunlardan şimdi bizim kız medreselerine de bazı Şiilerin çarşaf giyerek girdiklerini duyuyorum. E talebe gibi giriyor öyle öyle kaç kişiyi bozarsan. Ya bunlar militan. Medrese sahipleri buna sahip olsun. Herkes talebeler içerisinde ne konuşuluyor, ne ediliyor bunlara efendim sahip olsun. İyi adam oraya gönderiyor çoluğun çocuğunu eli sünnet olsun diye. Gider orada bir tanesi sapık onları aşlar. 3-5 kişiyi kandırsa ne olacak? Yazık günah. Bunlara dikkat edelim. Herkes işte evine ocağına sahip olsun. Çevresine sahip olsun. Bizim bu sohbetlerimizi tebliğ edin inşallah. Yoksa af olamazsınız. Yoksa efendim çoluk çocuğunuz itikadı sağlam kalmayacak. Çünkü Şia'nın ve abinin burada çok büyük yatırımları var ve ehli Sünnet'i bozmak istiyorlar. Allah Teala fırsat vermeyecek. İnşallah rahman. Evet, e, e, Abdullah Mesud e, radıyallahu Teala ne buyuruyor? İttebi'u ve la tebtediu. Fakat kufitum. Size Kur'an geldi, hadis geldi, sünnet geldi. İttiba edin. Bunlara uyun. Uydurmayın. Yenilik çıkartmayın. Size yeterli ilim geldi Allah'tan, peygamberden. Siz daha ne uyduruyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her şey kaderledir. Tembellik bile, uyanıklık bile, beceriklilik bile, beceriksizlik bile her şey kaderledir. Her şey yazılmış. Bukhari, Müslim, mütevatir hadisler. Sen diyorsun ki böyle bir yazı yok. Ha sen burada Allah bunu yazdı diye bunu yapmaya mecbur mu yapıyor seni Allah'ın bunu yazması? Mecbur yapmıyor. Yani nasıl bir şey? Senin ne olacağını biliyor, o bilgiye dayanıyor. Allah'ın yazısı ne demek? Bildiğini yazıya dökmek demek. E bildiğine göre e senin iradenle kudretinle ne yaptığını önceden bilmesine bağlı. O zaman ne oldu? Mesul olan kim oldu? Biz olduk. Bu akşam biz buraya irademizle mi geldik? Gücümüzle mi geldik? İrade kudreti kim yarattı da geldik? Allah ya İrade kudreti kesmeden sebep olan kim oldu? Biz olduk. Allah Teala bunu ezelde bildi mi? Bildi. Peki bunu ezelde yazdı mı? Yazdı. Şimdi meyanede, kerhanede adam var mı? Bunlar da irade kudretiyle mi gittiler? E gittiler. Yok adamı zorlan silah dayadı götürdüler. Zaten ona günah yazmıyor ki. O adam zorlan mükreh. mükreh Gavur oldum dese bile gavur oluyor mu? Olmuyor. <laughs> Ayrı bir şey zaten. İradenle kudretine senin oralara gideceğini bildi mi? Şimdi bu değişir mi? Niye değişmez? Değişse Allah o zaman önceden yanlış bilmiş olur. Allah yanlış bilir mi? Allah'ın ilminde yanlışlık olmayacağına göre bu ilmi yazıya geçirmesi. Sen şimdi diyorsun Allah bana bunu niye yazmış? Sen şunu demek istiyorsun. Allah böyle niye bilmiş ya? Allah niye bilmiş? Sen yapacağın için bilmiş. Sen kendine desene ki ben niye irademi bu pisliğe kullanmışım ya. Onu desene ki Allah öyle bildi. Allah senin iradenin nereye kullanacağını bildi. Sen diyorsun niye yazmış? Yani demiş oluyorsun ki niye bilmiş? Ya e niye bilmesin? O Allah'tır. Bilir. O zaman bizden farkı kalmaz. İlmi yanılmaz. Yanılsa bizim ilmimizden farkı kalmaz. Önceden bilir. Önceden bilmese olduktan sonra nenem de bilir. Bizden farkı kalmaz. E sen ne cahil atamsın ya? Yazı seni zorlayan bir şey değil. Yazı senin ne yapacaklarının efendim bilmesi, o bilginin kayda geçmesidir. Yazılan bozulmaz. E tabi bozulmaz. Niye? Allah'ın bildiği değişmez. Çünkü neden? E yanlış bilmez ki değişsin. Biz yanlış bildiğimiz için ikide bir bilgimiz değişiyor mu? Tabi. Ne mübarek adam dediğimiz adama sonradan diyoruz lan ne zındık çıktı diyoruz ya. Niye? ilmimiz değişti adam hakkında. Neden? Kazığı yedik de ondan. Adamı adam zannetti. Hıyar çıktı. Hıyar çıksa iyiydi. Bozuk yani zehirli çıktı yani. Yılan çıktı yılan. Hıyarda ne zarar var? Yılan çıktı yani. E şimdi bu ilmin niye değişiyor senin 5-10 senede bir? Sevdiğine niye sövüyorsun? Sövdüğünü niye seviyorsun? E ilmin değişiyor. E, Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Niye değişmez? E yanlış bilmez. Neyse. Anladın. Bak kısaca kaderi anladınız mı şimdi? Bu adam kader yok deyince ne demiş oluyor? Allah bilmiyor demiş oluyor. E tabi. Aziz Bayındır ne dedi? Kiminle evleneceğini Allah ne bilsin evladım dedi çocuğa. Allah Amin. Allah ıslah etsin, idat etsin. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Ama ıslahı kaderde olmayan, hidayete gelecekleri mukadder değil ise Allah'ın ilminde biz bilmeyiz. O zaman Allah bu ümmeti şerlerinden muhafaza etsin. Allah şerlerine karşı bize kifayet etsin. Amin. Çoluk çocuğumuzun itikadına karşı kifayet etsin. Amin. Vallahi biz dayanamıyoruz, duramıyoruz. Biz üzülüyoruz. Biz insanların sapıttığını görüyoruz. Nasıl olacak bu iş? Bakın şimdi hadis-i şerifler okuyayım size. Bu hususta. Evet. Ah, İmam Ahmet, biraz sonra hadis-i şeriflere geliyor. Ahmet İbni Hanbel Rahimullah. Ne buyuruyor? Men selleme ala sahibi bid'atin fakat ehabbehü. İtikadında bu şekil bid'at olan birine selam veren onu sevdiği, sevmiş olur. Selam veren onu sevmiş olur. Anam olsun, babam olsun. Gözümün nuru olsun çocuğum olsun, kim olursa olsun, ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrıldıysa selam veremezsin diyor. Selam verirsen sevmiş olur. Efendim çünkü Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efsüs selam beynekum bu. Selamı yayarsanız birbirinizi seversiniz. Selam sevgiye vesiledir diyor. Dolayısıyla selam verilmek sevmeye vesile olur. Sevmeye vesile olduğu zaman da insanın helakına vesile olur. Seversen bidat sahibini bak yüzüme bakmıyor Mevla diyor. Bir kere yumuşak suratla efendim sanki ona sen de itikadın doğru olabilir gibi bir paye vererekten suratına hoş baktın. Nasıl bakarsın? Mevla buyurdu bana diyor. Ha şimdi o diye diyorsun ki zuhurattır vesaire ama bütün tefsirlere geçmiş bir şey Be, benim dediğim gibi falanca gördü demiyorum. Tefsirlere geçmiş bir şey. Ama burada açık deliller söyleyeyim sana. Velatü la Abdülkadir <laughs> Geylani ehli sünnet imamlarımızdan. Onun bir eseri Fadıl Ceylani Hazretleri onun torunu. Kitap Usulü Din. Dinin esasları. Çok önemli bir eser. Yeni bastı bunu. Bunları mübarek dünyayı geziyor. O torunu Ali Osman Çite Efendi. O Ömer Çite'nin kardeşlerimizin dayıları oluyor. Allah ona da hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyet versin. Ee, o video attık ya sünnet merasiminde bir konuşma yapmışım. Çocukların sünnetinde. 15-20 dakika oldu. Çok ilmi bir konuşmaydı. O konuşmada yanımda oturuyor. Yeşil sarıklı bir zat e, ee, mübarek alim, allame on sonra dedesi Abdülkadir Geylani bütün kitaplarını dünyaya da geziyor, buluyor, basıyor. Arapçalarının çok hizmet etti. Allah Teala hizmetlerini makbul etsin. Daha diğer kitapları da meydana çıkartması nasip etsin. Bu dinin temel meseleleri usul, akaid yani inançtaki temeller. Bak buyuruyor itikadında bid'at olan biliyoruz Abdülkadir Geylani Hazretleri hangi mezhepten? Fıkıhta? He? Hanbeli'yi efendim. Yanlış biliyorsunuz. Hanbeli'dir. Neden? Çünkü Ahmed İbni Hanbel mezhebi bitmek üzereydi. Unutulmaya yüz Nasıl ki yüzlerce mezhep vardı bize ulaşmadı diyoruz ya dörde ulaştı. Hanbeli mezhebi de bitiyordu. Ee, tabi Allah Teala ona çok kıymetli bir mezhep verdi. Çünkü o hamamda e, efendim peştemalle e, e, peştemal bulamadı. Peştemalle e, de biraz açık saçık yıkanıyordu. O da mübarek even sünnete ittiba olsun diye elbisesiyle yani açmayayım diye avretine dizini biraz bile göstermeyeyim diye elbiselerle yıkandı. Sonra da biraz üşüttü, hasta oldu. Dışarıda o üze başka da elbisesi yoktu falan falan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde gördü. Ey Ahmet sen bizim sünnetimize ittiba ettin e, ee, peştemalle yıkansın, hamama peştemalsiz girmesin. Hadis-i şerifiyle amel ettiğin için sana bir mezhep verdik, seni ve muktedabih bir imam tayin ettik. Kıyamete kadar yolun devam edecek ey Ahmet. Ahmet Nambel bu. Bir büyük imam, çok büyük imam. Muhaddis. O da İmam Şafii'den tahsil etmiştir. İmam Şafii İmam Muhammed'den tabii. İmam Muhammed Ebu Hanife'den. Dolayısıyla iç içine girmiştir. Birbirinden ayıramayacak haldedir. Ahmet bin Hazretleri Abdülkadir Geylani'nin rüyasına girdi. Dedi ki sen benim mezhebime geç benim mezhebimi yay benim mezhebim bitecek yoksa diye. Abdülkadir Geylani manevi işaretle Hanbeli oldu. Niye ki Hanbeli mezhebi de tükenmesin diye. Onun için fıkıh eserleri de var Mubarin Zaten el de fıkhi meselelere de temas eder. el iki ciltlik en meşhur eserlerinden mektubatta da El-Gunye'den alıntılar İmam Rabbani Hazretleri yapar. Şimdi bu itikadi meselelerde e, Abdülkadir Gelen Hazretleri mesela akaid meselesi bu. Ne diyor? Vela <laughs> tücealisiun bid'at ehli olanla ne yapmayın? Oturup kalkmayın. Bunların dersini dinlersen onlarla oturmuş oluyor musun? He? En büyük oturup kalkma nedir? Televizyondan onların programı seyretmek veya açık oturumda onları izlemek. Oturup kalkma mıdır? Ya ben yanına gitmiyorum şey yapmıyorum ne diyormuş bir bakıyorum. Orada zokayı yutuyorsun işte. Senin onun dediğindeki yanlışı anlayacak kadar ilmin var mı? He? Senin gibileri ne yapar biliyor musun? İpsiz cehenneme götürür. Sen zaten peşine ipsiz gidersin. Dedi ya şeytan bana bir şey yapamaz. Şeytan da geldi sen miydin dedin bana bir şey yapamaz. Ee? Dedi gel şuraya peşin beni bak ben sana ne yapayım. Adam da tıpış tıpış gidiyor bana bir şey yapamazsın diye. O da dedik daha ne yapacağım sana yahu. Herkes iplen çiçeği çiçeği eee tutup çekiyoruz sen ipsiz geliyorsun dedi. Sizin işiniz öyle. Size size bir şey yapamaz. Nasıl yapamaz? Bir sohbetindeki soktuğu laflar, itikat bozuklukları, bir konuşmasındaki itikat bozukluklarını seçemezsiniz. Ben biraz bu işlerde iktisat sahibiyim. Cımbız gibi çekim, Dinlemek dinlemiyorum ama dikkat edin. Ehli sünnete muhalif şeyleri yutarsınız yani. Allah muhafaza. Bir de zannedersiniz ki ne doğru konuşuyor. Çünkü konuşmayı öyle bir yaldızlarlar ki. Bir daha değil. Çünkü hiçbir zaman zehiri zehir diye sunmazlar. Efendim?